Değerli Vav TV izleyicileri, hayırlı günler diliyorum. Allah'a hamd Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her hafta olduğu gibi bu akşamki son davet programımıza başlıyoruz. Son davette yaklaşık 2 ay geçkin bir süredir, daha doğrusu İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamının başlamasından bu yana çeşitli yönleriyle bu olayı konuşuyoruz. Farklı konuklarla her hafta bir başka yönünü konuşuyoruz. Bu akşam da inşallah bir başka yönünü konuşmaya çalışacağız. Bu olay varken tabii başka bir konuyu ele almak burada içimiz el vermiyor. Hakikaten içimiz dağlanıyor. Yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz aslında dünya anlamında, İslam dünyası anlamında. Ortada sadece sesi çıkan bir Türkiye var. Onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. İslam dünyası dediğimiz bir dünya diyoruz, bunu kullanıyoruz ama gerçekten bir İslam dünyası diye bir dünya var mı? Bu tabir tabii sorgulanıyor aynı zamanda ama gerçekten de fiiliyatta da var mı bu? Onu da bilemiyoruz. Ama Müslümanların yaşadığı coğrafya tabii ki var. 2 milyar Müslüman yaşıyor bu dünyada. Ancak gerçekten bir seslerinin çıktığı da söylenemez. İslam dünyasının merkez ülkeleri var, periferik ülkeleri var. Batı'da, Doğu'da pek çok Müslüman yaşıyor. Ancak gerçekten ciddi, etkili bir ses çıkmış da değil. Türkiye dışında diyelim, yine buraya kayıt koyalım. Bu arada tabii çeşitli dünyada kurumlar var. ABD oyalıyor dünyayı, İsrail'e tam destek veriyor. NATO yani bunda bu manada hiçbir şey yapmıyor. AB ülkeleri, demokrasi, özgürlük diyen AB ülkelerinden İsrail'e yine tam destek geliyor. Özellikle Almanya, Fransa olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Dünyanın geri kalanından, özellikle bazı Katolik ülkelerden cılız sesler var ama bunların da etkisi tartışılır, etkisi olmuyor çoğu zaman. Ancak bu arada tabii dünyanın geri kalanında birçok yerlerinde, özellikle Batı dünyasında çok ilginç, dikkat çekici gelişmeler de oluyor. Dirilmeler oluyor aslında diyelim. İslam'ın mesajı bir şekilde oralara, Gazze üzerinden ulaşıyor. Gazze'deki dramı, insanlık dramını, katliamını gören vicdan sahibi Batılılar hakikaten seslerini çıkarıyorlar. Akademisyenler var, seslerini çıkarıyor. Sanatçılar var, futbolcular var, bilim adamları var. Ama bunlar mobbinge uğruyor. İşlerini kaybediyorlar, takip altında tutuluyorlar, sorgulanıyorlar. Çok dikkat çekici, çok ilginç. Onu da biraz konuşalım istiyorum bu akşamki konuğumuzla. Avrupa'daki belli üniversitelerde, hatta belli şirketlerde bile artık İsrail'e, Gazze'ye, Hamas'a yönelik fikrin ne diye soru soruluyor. Hamas'ı destekleyenlerin işine son verilebiliyor, uyarı cezası verilebiliyor, mobbing uygulanabiliyor. Birçok şey yapılıyor. Bununla ilgili yeni raporlar da çıktı. Özellikle IBIR diye bir kurumumuz var. İslam Dünyası Akademisyenler Birliği diye bildiğimiz. Buradan da kendilerine selam gönderelim. Onların yayınladığı bir raporda belli ülkeler mercek altına almışlar. Bu mobbingleri, bu hakikaten baskıları, işten çıkarmaları insan hakları bağlamında ele almışlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu tür raporların gerçekten devam etmesi lazım. Yeni bir inisiyatif, dün de onun toplantısı vardı. Bir İslam dünyası, Gazze'de yapılan İsrail'in yaptığı zulmün birebir kayıt altına alınması, kayıt altında tutulmasına yönelik bir girişim, bir inisiyatif de başlatılmış. Bunu başlatanları da teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlara da ihtiyaç var. Çünkü savaş bittikten sonra, esas belki ondan sonra başlayacak bu durum. Şimdi tabii şu anda bilanço çok ağır gerçekten. 18 bin ölü demeyelim ama şehit diyoruz. 47 bin yaralı Gazze tarafında bu var. Yani soykırım aslında bile yetersiz kalmaya başladı. Katliamın bir üst aşaması soykırım. Soykırım, tam anlamıyla soykırım yaşanıyor burada. 82 gazeteciyi, 288 sağlık çalışanının, 32 kurtarma ekibi çalışanının öldürüldüğü, 58 ambulansın doğrudan hedef alındığı söyleniyor. 301 cami, 3 kilise, 351 okul, 124 kamu binası, 132 hastane ve sağlık merkezi yıkılmış. 52 bin konut tamamen, 253 bin konut da kısmen hasar görmüş.
Yani gerçekten bir Gazze'nin yerle bir edilmesi, düzlenmesi anlamına geliyor bu. Bu arada tabii öldürülenlerin 8 bini çocuk. Adeta İsrail orada gelecek nesiller olmasın diye gençleri, çocukları özel katliama tabi tutuyor. Kadınlara yönelik özel katliamlar yapıyor. Bu tabii planlı bir soykırım. Ama bu arada tabii değerli izleyiciler, İsrail içerisinde de farklı sesler geliyor. Takip edenler bunu bilecektir. Kamuoyuna çok çıkmıyor ama özellikle İsrail içerisinden bu işin dramatik boyutunu İsrail açısından ve İsrail askerleri açısından dramatik boyutunu da gösteren bazı bilgiler de var. Mesela şöyle deniliyor. İsrail ordusu kuruluş sürecinde verdiği kayıplardan çok daha fazlasını veriyor bu savaşta deniliyor. Bizzat İsrailli yetkililerden geliyor bunlar. Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu cepheden günde 60-70 civarında askerin geldiği, yaralı askerin geldiği, bunların tedavi altına alındığı, hatta tedavi merkezlerinin buna yetişemediği, hızlı bir süreçte bunları taburcu ettikleri. Bu arada 5000 civarında askerden, yani yaralı askerden şu ana kadar 2000 tanesinin iş göremez şekilde yaralı olduğu, 2000 tanesinin bir uzuvunu kaybettiği belirtiliyor. Bu da gerçekten önemli bir şey İsrail açısından, Hamas'ın onlara verdiği zarar açısından. Şöyle bir bilgi de söyleniyor. İsrail Bağımsızlık Savaşı'ndan, ki bunu 1948 dememiz lazım veya daha öncesi, 1948 sürecinde bu yana böyle bir travma yaşamadı İsrail diyorlar. Yani pek çok savaşlar oldu biliyorsunuz İsrail'in Arap ülkeleriyle, Mısır'la, Lübnan'la, ama burada Hamas'a karşı verdiği savaşta bu travmayı, bu büyük boyutta zayiatı yaşamış gözüküyor. Bunu bizzat Herat gazetesi veriyor. Bir an önce Netanyahu'yu da göndermeliyiz, gönderelim, bir batağa girdik söylentileri de var. Bunu da söylüyorlar. Bu arada Hamas'tan yapılan açıklamada da 2 ayda 180 tank ve zırhlı araç tahrip ettik diyor Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde. Bir ilginç bilgi buldum bu anlamda hazırlık yaparken. İsrail askerlerinin, Serdar Hocam, bezlenerek, biliyorsun büyükler de bezleniyor, bezlenerek cepheye gittikleri söyleniyor. Bunun tabii farklı şeyleri olabilir, tuvalet ihtiyacı, ama belki korkudan da bunu yapıyor olabilirler. Atlarına kaçırmamak anlamında. Böyle bir bilgi de var. Şimdi tabii bu akşam konuğumuz Serdar Hocam, Serdar Demirel, Profesör Doktor Serdar Demirel Hocam, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi, bizim de kadim dostumuz, arkadaşımız. Serdar Hocamız uzun yıllar Malezya'da kaldı, İslam dünyasını, coğrafyayı iyi bilen bir hocamız. Şimdi de bu meselelere kafa yoruyor. En son tabii Hazreti Peygamber ve Tabiat diye bir kitap çıkardı. Bu çevre hukuku ile ilgili bir kitap. Biz burada da kendisini bir müddet önce yine bu kitap bağlamında konuk etmiştik. Ama tabii bugün kendisiyle İsrail'in katliamını ve bunun İslam dünyası boyutunu, küresel kurumlar anlamındaki boyutunu, Batı dünyası anlamındaki boyutunu ve belki çevreyle alakasını ve İslam dünyası adına neler yapılabileceği gibi başlıkları konuşmak istiyoruz. Hocam tabii şu soruyla başlayalım istiyorum. Şimdi bu küresel düzen aslında bakıyorsunuz işte kurumlar kuruldu. 1900 Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra Amerika'nın öncülüğünde küresel düzen oluşturuldu. Bir takım kavramlar da oluşturuldu. Demokrasi, özgürlük, uluslararası hukuk, hümanizma dediğimiz. Bunlar adeta postula gibi bütün dünyada, her yerde karşımıza çıkan kavramlar. Ancak bu İsrail'in katliamı sürecinde de gördük ki bunların anlamsızlığını da biliyorduk veya bunların çifte standartlı kullanıldığını biliyorduk veyahut da standartsız kullanıldığını biliyorduk. Ama bu Gazze katliam bağlamında çok daha aleni bir şekilde bu ortaya kondu, anlaşıldı. Birleşmiş Milletler denen bir şeyin aslında işlevsizleştiği, hatta İslam Konferansı örgütünün bu anlamda
işlevinin çok da fazla olmadığı görüldü. NATO dediğimiz şey tamamen bunları Batı'nın aygıtları, aparatları olarak da karşımıza çıkıyor. Adeta sanki bir Batı'nın düzenini devam ettirmek, idame ettirmek üzere kurulmuş. Geri kalan dünya veya özellikle İslam dünyası için bunların hiçbir anlamının olmadığı ortaya çıkıyor. Gerçekten böyle mi? Nedir sizin cephenizden gördüğünüz husus? Öncelikle tabii bu arada öncelikle Gazze olayıyla ilgili genel kanaatlerinizi almak isteriz. Yani genel tabii, iyi bir yayın olmasını öncelikle diliyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi Gazze aslında bize yabancı bir yer değil. Yani hem tarih perspektifinden baktığınızda orası İslam aleminin en önemli merkezlerinden bir merkez. Kudüs'ün bulunduğu bir coğrafya. Aynı zamanda ta Selçuklulardan beri, Osmanlılardan beri Türklerle Filistinlilerin iç içe yaşadığı, beraber olduğu bir coğrafya. Çanakkale'de, Çanakkale şehitliğinde vatanı savunmak için gelmiş Gazze'li gençler, askerler. Kimisi Gazi olarak topraklarına dönmüş, kimisi orada şehit olmuş. Hocam 50 civarında bulunmuş, orada varmış yani mezarlar. Evet, dolayısıyla yani aslında biz Gazze'den bahsettiğimizde kendimizden bahsediyoruz. Bizden ayrı bir şey değil. Her ne kadar ulus devletler bizi birbirimizden ayırmak isteseler de ama o tarihi hafıza hala canlıdır. Gazze'de benim halihazırda öğrencilerim de var. Yani hala oradan çıkamamış. Yani yaşıyor mu, şehit mi oldu, haberini alamadığımız öğrencilerimiz var, hoca arkadaşlarımız var. Dolayısıyla hocam, böyle bir Gazze'de bir İslam Üniversitesi vardı biliyorsun. Orayı da bombaladı ve rektörü öldürüldü. Rektörü öldürüldü. Hocalar yani zaten sivil, asker, militan herhangi bir ayrım yapmaksızın bombalıyorlar ve hedef maksimum düzeyde ne kadar insan öldürebilirlerse öldürmek. Bunun böyle olduğu açık zaten. İsrail aksini iddia etse de bu böyle. Şimdi ne oluyor? Yani İsrail neden bu kadar pervasızca davranıyor? Batı neden bu kadar bütün değerlerini ayaklar altına alarak İsrail'e her türlü desteği veriyor? Orada her atılan bir bomba Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla Amerika bu işte bir taraf, direkt bir taraf. Dolayısıyla belki biraz bunu analiz etmek lazım. Yani dünya her zaman bir sistem üzerine, yani bir dünyada bir düzen olur. O düzen ya çok kutuplu bir düzen olur, ya iki kutuplu bir düzen olur. Ve diğer devletler nerede duracağını bilir ve sistem ona göre işler. Şimdi Sovyetler Rusya'nın çökmesiyle beraber, bunun sembolik göstergesi Berlin Duvarı'nın yıkılmasıdır 1989. O gündür bugündür henüz yeni bir düzen kurulamadı. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir düzen kuruldu düşüncesiyle hareket edildi. Ama düzenin kurulamadığı İkinci Dünya Savaşı'nda anlaşıldı. Çünkü çok büyük bir savaş yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır bedeller ödendi. Batı'nın sanayileşmiş şehirleri yerle bir edildi. Siz orada uzun süre yaşadınız. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Ve nihayetinde İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu bir dünya düzeni kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde liberal kapitalizm, bu da NATO paktı olarak ifade edildi. Sovyet Rusya'nın liderliğinde Varşova paktı. Dolayısıyla dünya iki kutuplu bir düzen olarak 1989-90'lara kadar geldi. Rusya'nın Afganistan'a girmesiyle ve orada 10 yıl büyük bir savaşın içerisine çekilmesiyle maddi manevi önemli ölçüde enerjisini orada toprağa verince yenilerek geri döndü. Bu yenilgi onun çökmesini de getirdi. İşte şeyden sonra Sovyet Rusya'nın çökmesinden sonra yeni dünyanın düzeni ne olacak tartışmaları başladı. Hatırlarsanız o dönemde en çok tartışılan konu
medeniyetler çatışması başlığıydı. Meşhur Huntington'ın yazmış olduğu Clash of Civilization, yani medeniyetler çatışması kitabı. Hatta bir öncesinde Fukuyama'nın Tarihin Sonu tezide evet, beraber. Onu tamamlayan Fukuyama'nın Tarihin Sonu. Yani şunu öngörüyorlardı. Artık liberal kapitalizm bütün rakiplerini tasfiye etti. Şu anda dünyanın tek bir süper devleti vardır. O da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri, Fukuyama'nın kitabında iddia ettiği şey oydu. Bütün insani değerleri, insanlığın varabileceği en son noktayı bünyesinde toplanmış mücessem bir yapı. Dolayısıyla bu Amerika... Aslında biraz daha geniş dairede Batı diyelim buna. Tabii yani. Ona tabi olan evet. Batı. Ama evet. Onu o Batı'nın lideri Amerika Birleşik evet. Devletleri. Şimdi şöyle konuşlandırıyorlardı. Bu aynı zamanda Amerika'ya bir görev de yüklüyor. Nedir bu görev? Medenileştirme görevi. Madem yeni dünyanın lideri Amerika Birleşik Devletleri olacaksa demek ki Amerika Birleşik Devletleri henüz bu değerlere ulaşamamış diğer toplulukları ve devletleri de buraya getirmek için ya soft power'ını kullanarak, yumuşak gücünü kullanarak, kültürel araçları kullanarak terbiye edecek ya da hard power, askeri gücünü kullanarak buraları şey yapacak, çeki düzen verecek. Uzatmadan malumunuz 11 Eylül olayları olunca Amerika Birleşik Devletleri bunu kendisine legal bir gerekçe göstererek küresel bir fethe çıktı. İşte Irak'taki var olmayan nükleer silahları bahane ederek orayı işgal etti. Afganistan'ı işgal etti. Ama burada hiç ummadığı büyük bir mukavemetle karşılaştı. Amerika'nın hedefi şuydu. Buralarda istediği düzeni kurabilirse bunu Suriye'ye, İran'a, mümkünse Türkiye'ye ve diğer İslam coğrafyalarına da yayacaktı. Aynısını Afganistan, Pakistan ve o coğrafyada yapacaktı. Böylece dünyada tek kutuplu istediği düzeni kurma şansını elde edecekti. Ama bu direniş Amerika'ya bu şansı vermedi. Ve nihayetinde Amerika büyük zararlara, büyük kayıplara kayıplar yaşadı. Irak'tan kısmi olarak çekilmek zorunda kaldı. Afganistan'da da tamamen çekildiğini biliyoruz. Ama bu arada şöyle gelişmeler oldu Özcan Hocam. Bir, o çökmüş Sovyet Rusya, Rusya federal sistemi olarak güçlü bir devlet olarak tekrar tarih sahnesine döndü. Putin gibi birisi çıktı ortaya. Putin gibi ama nükleer silahlara sahip büyük bir devlet olarak ben buradayım dedi. Yani siz tek kutuplu bir dünya düzeni kurmak istiyorsunuz ama biz olmadan siz bir dünya düzeni kuramazsınız dedi. Biz de varız dedi. Diğer taraftan Çin gibi büyük bir devlet ekonomisiyle, askerisiyle, teknolojisiyle ortaya çıktı ve dedi ki biz de varız dedi. Bunlar küresel güçler. Bunun yanında bölgesel güçler ortaya çıkmaya başladı. İşte bir Hindistan, Türkiye, İran, Brezilya. Bunların her birisi dedi ki biz tek kutuplu bir dünya değil, çok kutuplu bir dünya istiyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyılda biz de varız. Biz de varız ve biz de kendi halkımızın, coğrafyamızın payına düşeni maksimum düzeyde istiyoruz. Şimdi aslında bu 30 yıldır, 33 yıldır bu küresel düzen kurulamadığı için bu büyük savaşlar, bu büyük gelgitler yaşanıyor. Şairin meşhur bir sözü var. Yani dünya gömlek değiştireceği zaman büyük olaylar kaçınılmaz olur. İşte burada hocam Filistin meselesi nereye oturuyor? Bu bugünkü konumuz açısından çok önemli. Filistin evet. meselesi nereye oturuyor? Onu şey yapacağım. Var mı Filistin meselesinin dünyada yeri hocam? Şey itibariyle Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden ve İsrail perspektifinden bakarsanız aslında onlar bu konuyu bitirmişler. Yani 21. yüzyılın düzeni kurulurken hatırlarsanız geçen yıllarda Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir konuşma yaptı. Evet. Elinde dünyaya İsrail'in haritasını gösterdi. Ve o İsrail'in haritasında Filistin silinmişti. O topraklar tamamen İsrail olarak gösterildi. Evet. Şimdi Amerika da tamamen bunu istiyor. Her ne kadar biz iki devletli bir çözümden yanayız deseler de bunun böyle olmadığını kesin bir şekilde biliyoruz.
Daha geçenlerde bu 7 Ekim olaylarından sonra aradan 2-3 hafta geçmişti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim Malezya parlamentosunda milletvekillerine ve halkına bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Allah, enteresan. Ve hiç beklenmedik bir açıklamaydı. Dedi ki Amerika Türkiye Birleşik Devletleri de düşmedi fazla. Yani bazı sosyal medyada paylaşımlar oldu ama çok geniş bir şekilde ele alınmadı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim halkına ve parlamento üyelerine dedi ki 7 Ekim'den sonra Amerika Birleşik Devletleri bize 3 kez veto verdi. Nota verdi. 3 kez nota verdi. Peki bu notanın gerekçesi neydi? Biz devlet olarak İsrail ve Filistin şeklinde iki devletli çözümden yana olduğumuzu dillendiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bize nota vererek bir daha ağzımıza iki devletli çözümü almamamızı söyledi dedi. Hmm. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Aslında Amerika'da 21. yüzyılın küresel düzeninde Filistin meselesini bitirmiş durumda. Yani hocam, böyle bir devlet olmayacak. Benzer bir şeyi Netanyahu azıcık homurdanmaya başlayan işte Arap ülkeler, Fez ülkelerinden bazı homurdanmalar çıkıyordu. Sessizce oturun oturduğunuz yerde dedi onlara. Evet. Yani benzer bir şey yani belki. İslam dünyasının sessizliğiyle ilgili olsa belki tek tek belli yerler hep arandı yani. Aslında bunun altyapısını uzun süredir hazırlıyorlar. Yani Trump döneminde malumunuz Trump'ın damadı bir Yahudi Kushner. Trump Yahudi damadını Amerika'nın Orta Doğu'dan sorumlu kişisi yaptı. Bütün yetkileri ona verdi. Ve bu zat da Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve diğerleriyle çok detaylı görüşmeler yaptılar. Her ne kadar çok fazla gündeme gelmese de ama bu medyada da zaman zaman konuşuldu. Adına İbrahim'i anlaşmalar diyorlar. Küre koalisyonu, İbrahim anlaşması böyle falan. İşte bunun basına yansıyan yönü var. Bunun bir de off the record olan bölümleri var. Yani basına yansıyan yönleri nedir? Suudi Arabistan'dan İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istiyorlar. Bunun karşılığında da Suudi Arabistan onlara kendisinin NATO üyesi herhangi bir ülke statüsünde silahlandırılmasını talep ediyor. Onun yanı sıra nükleer güç olma yolunda yardım etmesini falan sivil söylüyor. Nükleer gücüne yardım edilmesini vesaire istiyor. Bunlar basına yansımış yönler. Bir de off the record gazetecilerin, akademisyenlerin tartıştığı bir arka planı var. O da şu. Diyorlar ki bugün madem bir Filistin olmayacaksa Filistin'in olmasını artık öngörmüyorlar. Buradaki halkı ne yapacağız? İşte 2.4 milyon Gazze'de yaşayan Filistinli var. Bir de Batı Şeriye'de yaşayan işte toplamda 4-4,5 milyona tekabül eden bir nüfus var. Ve diyorlar ki bu nüfus aslında çok büyük bir nüfus değil. Bu nüfus eritilebilir bir nüfustur. Ne anlamda eritilebilir? Biz bu nüfusu dünyaya dağıtabiliriz. Peki dünyayı nasıl dağıtacaksınız? Şimdi bu Filistinliler arasında 1-3 kategori var onlar açısından. Çok iyi eğitilmiş, yüksek eğitim almış bir kesim. Bunlar arasında mühendisler var, doktorlar var, sosyal bilimciler var. Bunları önemli ölçüde batıya gönderelim. Yani Almanya gibi, Hollanda gibi. İhtiyaçları da var zaten. Onların yetişmiş insana ihtiyacı var. Ta şeye kadar, Yunanistan'a kadar bunların bir kısmını bunlara vatandaşlık verelim, iş verelim ve bunları oraya gönderelim. Bir alt kademede bir insan topluluğu var. Bunlar daha az eğitimliler. Bunları Körfez ülkelerine gönderelim. Körfez ülkeleri de dışarıdan işçi alıyor, insan alıyor. Bunlar da Arap oldukları için onları oraya gönderebiliriz. Geriye kalan o büyük kitleyi oluşturan o topluluğu da Mısır'ın Sina çölünde bir şehir kuralım. Altyapısı mamur bir şehir kuralım. Bunları da oraya zorlayalım. Dolayısıyla böylece hem Suudi Arabistan yani Körfez ülkeleri hem diğer komşu Arap ülkeleri Filistin bagajından kurtulmuş olsun. Onlar da rahatlasınlar. İsrail de rahatlasın. Ve böylece İsrail'in komşularıyla ilişkileri de normalleşmiş olsun. Ama bunu kendi halklarının kabullenmeyeceğini biliyorlar. Yani Mısır kabul etmedi zaten, baştan reddetti.
Ürdün hemen reddetti. Tabii masa başında plan yapmak kolay. Ama bunu uygulamak öyle masa başında planlandığı gibi olmaz. Yani benim malumunuz 7 Ekim'den sonra Hamas liderleri niçin şimdi böyle bir eylem başlattıklarını açıklarken 4 gerekçe ileriye sürdüler. Ama benim bahsettiğim bu gerekçeyi ileriye sürmediler. Yani böyle bir planlama yapılmıştı. Ve biz bu planlamayı açığa çıkarmak, başarısıza uğratmak için böyle bir hamle yaptık demediler. Çünkü bunu demeleri direkt Suudi Arabistan'ı karşılarına almak, diğer Körfez ülkelerini karşılarına almak demekti. Çok fazla cephe açmak istemiyorlar. Ama Arap medyasında kapalı kapılar ardında bu konuşuluyordu. Yani bugün değil. En az 4-5 yıldır bu mesele konuşuluyordu bu şekliyle. Dolayısıyla Filistinler tekrar kendilerini bölgenin ve dünyanın ajandasına koymak istediler. Evet. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Gerekirse bütün ölürüz. Bu şeyler aslında bir anlamda yani aslında zaten bu planlar yapılıyordu. O şekilde öyle veya böyle bunlar şeyde yoktu. Öyle olacağıyla böyle olsun dünyanın gündemine gelsin şimdi, dediler. Bunu saklamıyorlar. Evet. Yani ne diye şeye Malezya'ya 7 Ekim'den sonra 3 kez nota veriyorsunuz ve diyorsunuz ki bir daha ağzınıza iki devletli çözüm formülünü almayın. Hocam bu çok enteresan bir anekdot. En üst düzeyden yani bir devlet yetkilisinin bunu söylemesi Malezya gibi. Ki başka devletlere de bu muhtemelen böyle telkinlerde bulunulmuştur. Diğer bir kısmıyla anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır, evet. Anlaşmışlar bu yani konuda. Zaten yani Körfez ülkelerinden belli ülkelerde bu manada sessizliğin sebebi de anlaşılıyor yani. Maalesef. Yoksa belki sonunda konuşacağız ama yani İslam dünyasının bu mihver, merkez ülkeleri bir araya gelse, bu meselede ortak hareket etseler bu şekilde olmazdı. Bu yani Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gelse evet. Yani bu işi çözer yani. Bir araya gelebilseler bu işi çözerler. Aynen. İran tabii ayrı tutuyoruz burada. Şimdi Serdar Hocam tabii bir de meselenin bunlara tabii biraz gireceğiz ama biraz şunu konuşmak istiyorum aslında. Ben bazı başlıklar aldım buraya. Bu Gazze olayı aslında tabii biz bir yandan tabii hep şey yönlerini konuşuyoruz. Bunun negatif yönlerini. Tamam, içimiz dağlanıyor. Ama getirdiği bazı şeyler de var. Aslında az önce söylediğiniz şey de onlardan bir tanesi. Yani bazı pozitif olarak görebileceğimiz noktalar var aslında burada. Gazze'de tabii ki 20 bine yakın insan şehit edildi falan. Ama bir Kudüs bilincinin dirilmesi, değil mi? Kudüs mahşer ve menşer yeridir diyor Peygamberimiz. Diriltir, toplanma yeri, diriltme yeridir. Gazze bilinci, Filistin bilinci tekrar gündeme geldi. Ya apolitik olan gençlerde X, Y, Z kuşaklarında bile bu bilinç dirilmesini görüyoruz, değil mi? Etrafımızda birçoklarında bunu görüyoruz. Ben şöyle görüyorum Özcan Hocam. Şimdi bir Z kuşağından bahsediliyor. İşte apolitik, işte metaverse dünyasında yaşayan, surrealist, hayallerin peşinde koşan vesaire. Şimdi böyle bir gençlik mesele Ukrayna'da vardı. Ukrayna'da Rusya Ukrayna'ya savaş ilan edince ve o topraklara girince, bombalayınca Ukrayna'nın Z kuşağı bir gecede büyüdü. Bizim topraklarımızda işte geçen yıl büyük bir deprem oldu. 11 şehrimizde çok ağır kayıplar yaşandı. Evler yıkıldı. 45 saniyede insanlar kendilerini çaresiz bir şekilde sokakta buldular. O Z kuşağı aynı gece büyüdü. Yani böyle büyük travmalarla, büyük krizlerle karşı karşıya kalınca insanlar, gençler hayatın realiteleriyle hepimizden çok daha farklı mobilize oldular yani. Önce şok yaşıyorlar. Ne oluyoruz? Çünkü o güne kadar farklı bir dünya hayali kurmuşlar. Sonra dünyada öyle her şey sloganlarla olmadığını, işte cici sloganların bir yere kadar faydalı olduğunu veya iş gördüğünü ama gerçek dünyanın farklı çehrelerinin de olduğunu görünce uyanmaya başlıyorlar. Evet, bu anlamda yani Batı ülkelerinde bile özellikle gençler, yaşlılardan daha çok gençler çünkü onların fıtratları daha temiz.
yaşlılar kadar henüz dumura uğramamış fıtrata sahip bu gençlik Filistin davasına sahip çıkmaya başladı. Yani çünkü orada bir mazlum halk gördüler. Ben bu gençlerden bazılarıyla yapılmış röportajlar izledim. Yani işte Batılı üniversitelerde okuyorlar genç insanlar. Diyorlar ki biz işte hep Holocaust hakkında diziler izledik, filmler izledik, belgeseller izledik, romanlar okuduk. Haberler yapılıyor. Okullarda öğretiliyordu bu. Şimdi orada ne anlatılıyorsa aynısını orada kurban olmuş kişilerin torunları, çocukları bugün Gazze'de Filistinlilere yapıyor. Dolayısıyla bu kabul edilemez. Hatta bunu söyleyen Musevi gençler var. Evet, evet. Bunu yani reddediyorlar. Zaten Serdar Hocam şey var, bu tabii biz de bunu yaşıyoruz aynısı ama hani Yahudi, Amerika'daki, Batı ülkelerindeki Yahudi gençleri, özellikle liberal Yahudilerin çocukları artık şey değil yani o İsrail işte Yahudi şeriatını falan takmıyorlar yani. Aynı bizde yaşadığımız sorun onlarda da var yani bizim gençliğin yaşadığı bazı çünkü, sorunlar belki. Bu yaşa kadar bir takım değerlerle büyüdüler. Şimdi o değerlerin test edilme zamanı geldi. Siz bu değerlerde yani insan hakları, bir milletin kendi kendini yönetme hakkı, sivillere dokunulamaz, mabetlere dokunulamaz, hastahanelere dokunulamaz, yaralılar öldürülemez. Bir insan topluluğu, bir ülke, bir şehir açlıkla imtihan edilemez. Bütün bunları şimdi görüyorlar ve öğrendikleri bu değerlerle test oluyorlar, imtihan oluyorlar. Ya bu değerlere inanıyorlar ya da bu değerler slogandan öte bir şey değil. Zaten de hocam bu kuşak yani aslında bir adalet duyguları epey de gelişmiş gençler yani. Evet. Yani bakıyorsunuz bizim bizde olmayan bir takım güzel hasletler de onlarda da var yani. Bunu i̇şte, da görmek lazım. Hocam şeyde Pennsylvania Üniversitesi'nin gençleri. Evet. Harvard Üniversitesi'nin gençleri. MIT Üniversitesi, Amerika'nın en önde gelen üniversiteleri bunlar. Bu gençler o günden beri gösteriler yapıyorlar. Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyip İsrail'in katliamlarını kınıyorlar. Ve bu yüzden malumunuz bu üniversitelerin rektörleri Amerika Senatosu'na çağrıldı, sigaya çekildi, azarlandı, istifaya zorlandılar. Niye dediler bu gençlere sahip çıkamıyorsunuz? Hocam çok enteresan bu. Bu da başlıklarımızdan birisi. Madem açtınız oraya girmiş olalım ama devam edeceğiz bu konuyu. Hakikaten işte futbolculara, akademisyenlere, bilim adamlara bir sigaya çekiliyor adeta yani Batı'da, Batı üniversitelerinde. Yani özgürlüğü motto haline getirmiş, demokrasiyi ağzından düşürmeyen, insan haklarını, uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları beyannamelerinin işte her fırsatta dile getiren bu gibi kurumlar bakıyorsunuz akademisyenlerini söyledikleri bir tweet yüzünden veya yazdıkları bir makale yüzünden, bir söz yüzünden sigaya çekiyorlar, mobbing uyguluyorlar. Yani hakikaten çok enteresan bir noktadan maalesef geçiyoruz. Ya bu Gazze olayı hakikaten test oldu bu konuda. Turnusol kağıdı gibi ortaya çıkardı bunlar. Yani birçok hoca mesela uluslararası hukuk okutan, uluslararası ilişkiler ve diplomasi kuralları okutan, sosyoloji, işte hukuk, ahlak, etik dersleri okutan birçok hoca ya biz şimdi ne anlatacağız öğrencilerimize demeye başladılar. Çünkü orada öğrettikleriyle ve gurur duyduklar işte Batı dünyası özgür dünyadır. İnsan haklarına saygı duyar ve bu hakların koruyucusudur. Dedikleri ülkelerin böyle olmadığını şimdi görüyorlar. Evet. Sınıfa girip öğrencilere neyi anlatacak şimdi? Aynen. Burada büyük bir çelişki yaşıyorlar. Evet. Ama şimdi hocam siz bunu derken aklıma şöyle bir şey geldi. Siz bu konuda çok daha iyi bilirsiniz. Çünkü Yahudiliği çok iyi çalıştınız. Şimdi malumunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilmiş 10 emirde öldürme diyor, çalma diyor, zina etme diyor. Yani bu emirler genel. Öldürme, kimseyi öldürme. Hatta Nuh kanunlarına gidiyor. Evet, ta geri oraya kadar gidiyor. Bütün peygamberlerin mesajının ortak yönleridir bunlar. Evet, evet. Ancak Yahudilerin diğer kutsal kitaplarında, Talmud, Mishna ve diğerlerinde bu genel hükümler has hükümlere dönüştürüldü. Yani öldürme, onlar böyle yorumladılar. Dediler ki
Yani bu emir Yahudiler arasında geçerlidir. Bir Yahudi bir Yahudi öldüremez. Çalma, bir Yahudi bir Yahudinin malını çalamaz. Bir Yahudi bir Yahudi kadınla ve erkekle zina edemez. Ama diğerleriyle böyle bir sınır yok dediler. Şimdi Batı demokrasileri açısından söylüyorum. Şimdi nasıl ki bu genel dini emirler böyle has kılındıysa, Batı'da da şöyle bir anlayış var. Demokrasi bizim içindir, beyaz insan içindir. Yani bizden başkası bizim tarih tecrübemize sahip olmayan, bizim değerlerimize sahip olmayanlar için demokrasi bir şey ifade etmez. Barbarların ne alakası var demokrasiyle? Dolayısıyla evet, biz bu değerlerimizde samimiyiz ama siz yanlış anlıyorsunuz. Bu değerler bizim için geçerlidir, sizin için değil. Kendilerini has kılmışlar sanki. Hocam çok hakikaten önemli bir nokta burası. Şimdi bu gibi değerler zaten o kendilerinin için olduğu her fırsatta görülüyor. Evet. Yani İslamofobi olaylarında da biz bunu görüyoruz. Peygamberimize maalesef hakaret edildiği, Kur'an'ın yakıldığı, yırtıldığı olaylarda. İşte batılı demokratik ülkelerde oluyor bunlar. İşte Hristiyanlara yönelik yapılsa veya Yahudilere yönelik yapılsa veya Yahudi kutsal kitaplarına anında müdahale edilecek olaylar Müslümanlar yapılınca özgürlük kapsamına giriyor filan. Şimdi bir şey var, az önce söylediğiniz şeyle çok alakalı o. Theodore Woolsey diye bir Amerikalı, 1910'larda toplumları uluslararası hukuk kavramı içinde alacakları konum olarak üç gruba ayırıyor hocam. Uluslararası hukuk bağlamında bunu söylüyor. Yani normal genel anlamda Batı'nın ayırdığı bu tip tasnifleri var zaten. Siz de söylediniz. Evet, evet. O Hegel'e gidiyor, arka tarafında Darwin'e gidiyor filan yani. Medeni toplumlar, ki bu Batı olsa Batı gerek onların yani nazarında. Yarı medeni toplumlar, bu da Japonya giriyormuş hocam buna. Evet. İlkel toplumlar artık diğerlere bunun içerisine giriyor. Arkaik, ilkel, barbar toplumlar. Dolayısıyla bu dediğiniz kavramlar kendileri için geçerli. Diğerleri için zaten buna şeyi yok. Yahudilikte de bunu özel hükümlerle tahsis ediyorlar. O sizin söylediğiniz şeyi, genel hükümleri. Dolayısıyla hakikaten ilginç bir yani durumla karşılaşıyoruz. Yani kendisini medeni gören hocam orada durmuyor. Ondan sonra ikinci adımda kendisine misyon biçiyor. Benim dışımda medeni olmayan veyahut henüz bu medeniyet seviyesine ulaşmamış toplumları medenileştirme görevim var diyor. Evet. Şeyde de vardı bu görev hocam. Oryantalizmde. Evet. Oryantalizmin şeylerinden bir tanesi, misyonlardan civilizing process'tir. Evet. Yani başkalarına medenileştirme, gitti götürdüğü yer. Aslında oraya sömürmeye geldik demiyor. Biz sizi evet medenileştirmeye geldik diyor. İşte bu yani anlamda Edward Said'i analım. Evet. Oryantalizm için diyor ya, o diyor sömürgenin keşif koludur diyor. Evet, onu koludur. Cemil Meriç'in sözü o da. Öyle mi? Evet, esas Edward Said'in tercümesine konulmuş hocam. O sözü orijinalde yokmuş. Ben onu Edward Said'in sözü olarak biliyorum. O tercümeye konulmuş o şekilde. Ama şey doğru olarak, yani. Doğru. Yani çünkü aslında doğru. Edward Said de onu muhteva olarak kitabında bunu söylüyor. Tabii tabii. Yani Edward Said şey için diyor ki, oryantalizm için bu bir organized institution. Bir müesses, kurumsal bir yapı. Yani bireylerle yani alakalı değil. Bu kurumsal bir yapı. Yani sinemada bu böyledir, tiyatroda tabii böyledir, tabii edebiyatta böyledir, dini alanda, dini çalışmalarda, antropolojide, özellikle de antropoloji ne derse sömürgeciliği meşrulaştırmak için kurulmuş bir disiplin. Evet, evet. Yani sömürgeciliğin kurduğu disiplinlerden en önemlilerinden bir tanesi. Yani mesela Batı'nın Batı dışı toplumları araştırma ilmi. Tamamen şeyleri kendilerine göre, tasdifleri. Yani sadece anlama değil, evet, kodlama. Aynen öyle. Hocam bu oryantalizm konusunda ben televizyonlarda epey konuşmalar yaptım. Şunu diyordum hep, yani bu oryantalizmi insanlar Türkiye'de, bu ilahiyat camiasında da var. Evet. Zannediliyor ki böyle hani belli konularda, İslam iyi konularda birileri bir şeyler yazmış, çizmiş, o oryantalizm oluyor. Hayır, değil bu. Değil. Topyekun bir sistem bu. Çok basitleştirme yani, olur bu. Hayır, yani tabii ki. Yani siyaset bunun üzerinden gidiyor. Orta Doğu siyaseti, İslam ülkeler siyaseti. Her yer oryantalizm temeline dayanıyor. Yani bilgi üretimi onun üzerinden gidiyor. Yani Doğu'ya yönelik. Dolayısıyla yani Türkiye'de oryantalizmin liselerde, belli yerlerde ders kitabı olarak okutulmasında, ders olarak okutulmasında fayda var diyorum. Evet, ben. Ama nasıl okutulacağı tabii önemli. Hocam bir diğer şey,
burada. Tabii zaten Yahudiliğin ve İsrail'in bozuk bir sicili var Müslümanlar evet. nezdinde ama dünyanın geri kalanında da var bu. Evet. Ama Batı'da bir Judeo-Hristiyan medeniyet arka planı olduğu için evet. onları koruyorlar. Ama daha İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar aslında Avrupa'da bir Ur olarak görülüyordu. Bunlar God Killer değil mi? evet. yani Tanrı katili olarak görülüyordu. Evet aynen öyle. İsrail imajının dünyada alabildiğine bir bozulması da var bu olayla ilgili. Evet. Yani az önce siz de biraz evet. bahsettiniz. Bunun sebebi şey herhalde biraz da medya önünde olmasının da etkisi oldu evet. burada herhalde değil mi? Eskiden çok da böyle göz önünde değildi bu olaylar. Şimdi hocam. Bir de Hamas'ın yaptığı ustaca şeyler de var. Evet. O esir değişiminde de gördük bunu. Tabii. Değil mi? Yani çok iyi muamele yapılıyor. Çok iyi muamele yapılıyor. İşte öbürleri doğru. çocuğu almış 12 yaşında. 18 yaşında hapisten çıkıyor çocuk. Şimdi yani. İsrail şeye çok güveniyordu hocam. Klasik geleneksel medyaya çok güveniyordu. Yani biz ne yaparsak yapalım bunlar bunu perdeleyecekler. Şimdi ben şöyle bir kontrol yapmıştım o zaman. Yani internet sitelerinde girip mesela CNN işte Twitter'da kaç milyon CNN International, Twitter'da kaç milyon kişi tarafından takip ediliyor diye bakmıştım. 62 milyon kişi tarafından takip ediliyor ki CNN biliyorsunuz dünyanın her tarafında yayın yapan uluslararası bir kurum, köklü bir kurum. Buna mukabil diyelim, bunun karşısında El Cezire İngilizce kanalı var. Bunun kaç milyon insan takip ediyor diye bakmıştım. O zaman 2,5 milyon insan. El Cezire Arapçayı kaç milyon insan takip ediyor diye baktığımda 22 milyon falan görmüştüm. Şimdi bir öyle bir dünyadayız ki bir diyelim ki Hollywood aktrisinin işte 400 milyon takipçisi var. Yani CNN gibi bir kurumun işte 62 milyon takipçisi varken bir aktrisinin 400 milyon takipçisi var. Justin Bieber diye Kanadalı bir genç şarkıcı var. 450 milyon takipçisi var. Şimdi dolayısıyla farklı bir dünyadayız. Ve biz bunu 7 Ekim'den sonra daha iyi görmeye başladık. Yani gençler haber alma kanallarını geleneksel medyadan değil de... Konvansiyonel medya artık başka medyaya evet. kaydı. Sosyal i̇şte dijital platformlara kaydı. Bunu gören İsrail dikkat ederseniz dünyadaki Yahudi sermayesini de arkasına alarak bu medyalara baskı yapmaya başladı. Yani Instagram, YouTube, diğerleri kesinlikle bu tür yayınları vermemeye başladılar. Elon Musk yani X, Twitter eski adıyla bu konuda daha özgürlükçü bir platform sunuyordu. Bu adamı da tehdit ettiler. Onu bile şeye getirdiler. İsrail'e kadar götürdüler. Tehdit ettiler ve bunda döndükten sonra ben kendi attığım tweetlerden biliyorum. Yani eşimle aynı evdeyiz. Ben tweet atıyorum. Eşim onu görmüyor. Beni takip ediyor ama eşimin şeyine düşmüyor o. Beni göremiyor. Yani o İsrail'e gittikten sonra iyice orada da kısıtlanma başlandı. Yani 7 Ekim olaylarından sonra dünya kamuoyunun gündemine bu önemli ölçüde girdi ama ondan sonra tedbir almaya başladılar. Tedbir alarak Filistin'deki, Gazze'deki bu katliamın daha az görünür olmasını sağladılar. Bu niçin önemlidir biliyor musunuz hocam? Şunun için, bir yerde bir zulüm varsa, bir soykırım, bir katliam varsa onu önlemenin en kolay yolu onu görünür kılmaktır. Bir zulmü ne kadar görünür kılarsanız insanların vicdanı o kadar şahlanır. İnsanlar o kadar sokaklara dökülür. Kendi hükümetlerini karar almaya zorlarlar. Ama bir zulüm ne kadar az görülürse o kadar uzun soluklu ve acı yaşanır. Dolayısıyla şu anda bu taktiği uygulamaya çalışıyorlar ve buradan da bizim ders almamız lazım. Ama buna rağmen imaj yerle bir. Tabii o görüntüler artık bir daha silinemez. O siz zihinlere kodlandı tabii. onlar. Tabii başta demiştiniz. Yani artık o işte gençlerde bile Z kuşağı artık o Holokost'a maruz kalmış insanların torunları ne yapıyor? Kendileri soykırım uyguluyor. Yani artık bu gerçekten büyük bir sicil bozulması anlamına da geliyor. Zaten sicillerinde bozukluk var. Bu üzerlerine yapıştı. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de o lanet
edilmiş kavim olarak da geçiyor İsrailoğulları biliyorsunuz. Çok övüldüğü yerler de var ama aynı zamanda lanet de ediliyor. Bugün de dünyanın vicdanlı insanların laneti bu kavmin üzerine gidiyor. Hocam bu İsrail'in yani işgalci devletin, Siyonist devletin aslında bir devlet aklı yok. Yani herkes İsrail'in devlet olarak büyük bir akla sahip olduğunu düşünüyor ama burada yanılıyor. Şundan dolayı Yahudiler arasından çok iyi düşünürler, sanatçılar, romancılar vesaire çıkıyor. Bilim adamları çıkıyor. Biz biliyoruz ki Yahudiler sürgüne gönderildikten sonra yani bir toprağa sahip olmadıkları için ziraatla, hayvancılıkla uğraşamıyorlar. Geriye ne kalmıştır? Eğitimle uğraşmak artı ticaretle uğraşmak. Dolayısıyla bu iki şeyde çok başarılılar. Ama yani Romalılar bunların işte devletlerini milattan sonra 70 yılda tamamen yerle bir ettiler. Yıktılar ve sürgüne gönderdiler. Hocam 2000 yıl bunlar dünyanın çok farklı coğrafyalarında sürgünde yaşandılar. Peki devlet geleneği nerede oluşur? Devlet geleneği bir pratikte oluşur. Sürgünde. Süreklilik içerisinde oluşur. Vakıf olmak. Bunların lazım. Tarihte birkaç tane devletleri var. 60-70 yıl sürmüş. Ondan sonra hiç devletleri olmamış. 2000 yıl sürgünde yaşamışlar ve 1948 yılında zorla bunlara bir devlet kurdurulmuş. Gasp edilmiş bir toprak üzerinde. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanımız İsrail bir terör devletidir. Bir devlet gibi hareket etmiyor. Bir örgüt gibi hareket ediyor derken aslında çok önemli bir teşhis yapmış oluyor. Neden? Çünkü hocam bir devlet geleneği, o geleneği olan devlet aklına sahip bir kurum halihazırdaki bu mezalimi işler mi? Bunu göstere göstere yapar mı? Sivilleri soyup onların onurlarıyla oynar mı? Bunu bir de dünya televizyonlarına gösterir mi? Orada hastaneleri bombalar mı? Filistin'deki en tarihi kiliseleri bombaladı Gazze'deki. Bunu yapar mı? Bir devlet aklı olan bir yapı bunu yapar mı? Dolayısıyla bu açıkça şunu gösteriyor. İsrail'in bir devlet aklı yok. Bir örgüt mantığıyla hareket ediyor. Bir intikam yapısı olarak. Bir de tabii bu savunma bakanlarının açıkladığı bir şey vardı. Yani dünyanın geri kalanını aslında insan olarak görmeme şeyi var. Evet. Bu kendi kutsal kitaplarından, Talmud'dan falan gelen bir şey. İnsanımsı hayvanlar dediler yani. Goyim diye geçiyor ama. Evet. Orada da kategoriler var ama orada da Müslümanlar, Filistinliler en baş düşmanı olarak kodlanmışlar. Amalek. Amalika, evet. Yani. Onlar o kökenden geliyorlar. İsrailoğullarına en büyük darbeyi vuran, zafer kazanan topluluk ve düşman olarak kodlanmış da tarihten bu yani 3000 yıllık tarihlerinde. Amalika kavmi. İşte şey burada yani gerek Netanyahu olsun. Dolayısıyla bir şey olarak görmez yok yani. İnsan olarak görmüyorlar. Dünyanın yani dört bir tarafına dağınık Yahudilere mesaj gönderiyor aslında. Evet. Yani İsrail'in arkasında toparlanın diyor. Yani o tarihi tecrübe bugün tekerrür edecek diyor. Tabii o geopolitik mesajları onu gerektiriyor. Evet aynen öyle. Ben de bir Netanyahu'nun Apokaliptik ve Teopolitik Kehanetleri diye bir makale yazdım bu aralar. Bu grubun bir dergisinde. Lacivert dergide. Orada da bunları işlemiştim. Şimdi hocam tabii bir yandan da araya gideceğiz ama aradan önce ihtidalar da artıyor. İslam'a yönelik ilgi de artıyor. Bir de böyle bir gelişmesi de var bunun. Bu da ilginç bir şey aslında. Bunu 11 Eylül saldırılarından sonra da görmüştük biz. Kur'an çok okundu. İşte Peygamberimizin hayatı çok okunuyordu. İhtidalar arttı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii farklı katmanlarda ihtida, İslam'a giriş yaşanıyor. Mesela diyelim zenciler arasında bir İslam'a giriş var. Siyahiler arasında. Bir Batı Avrupa ülkeleri, halklar arasında özellikle genç ve orta yaşlı insanlar arasında bir İslam'a giriş var. Şimdi bunlarla yapılmış röportajlarda şöyle bir şey ön plana çıkıyor hocam. Şimdi malumunuz bugün Hollywood'un yapmış olduğu filmlerin %35'i %40'ı psikolojik sorunlar yaşayan insanların hayatını anlatıyor. İşte bu insanlar bir şekilde ya evladını kaybetmiş, ya bir hastalık geçirmiş, ya sevgilisini yitirmiş ama depresyon içerisinde.
yaşadıkları acıya dayanamıyorlar ve intihar olayları da çok yüksek. Şimdi burada oraya baktıklarında adamın evi yıkılıyor. Çocuğu ölüyor, babası ölüyor. Yani her şeyini kaybediyor ama dimdik ayakta duruyor. Teslim olmuyor, direniyor. Çıkın gidin Sina'ya diyor. Bunu orada yapan ne diyor değil mi? Evet. Yani bu motivasyon buna nasıl tahammül edebiliyor? Bunu Serdar Hocam burada yani kalalım. Evet. Bir araya gidecekmişiz. Araya gidelim. Ondan sonra yine buradan devam edelim. Daha sonra da evet, diğer konularımıza geçeriz. Değerli VAV TV izleyicileri, programımıza kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Tekrar merhabalar. Bu akşam yine Filistin'in ve Gazze'yi, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamını, soykırımını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii her hafta farklı bir yönünü konuşuyoruz ama tabii iç içe geçen konular da var. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Serdar Demirel dostumuz, hocamız. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Tabii Serdar Hocam İslami İlimler Hocası, İlahiyat Hocası ama çok yönlü bir arkadaşımız. Dünyadaki gelişmeleri de yakından takip eden birisi. Malezya'da kaldı. Doktora tezi Şia üzerine, Şiiliğin hadis anlayışı üzerine olduğu için. Şimdiki bölümde aslında bu bölüme de biraz geleceğiz. İslam dünyasının bu olaydaki tavırlarını biz daha önce ayrı bir müstakil olarak konuşmuştuk ama biraz da Serdar Hocam'dan onu dinlemek isterim. Özellikle Şia bölümünü, İran bölümünü. Ama biz araya gitmeden önce ihtidalarla ilgili bir şey söylüyordunuz siz. Evet. Çok iyi de bir analizdi evet, o. Yani oradaki olayları görüyor batıdaki bu kriz yaşayan insanlar. Bakıyor ki kendilerininki aslında bolluk içerisinde bir kriz. Refah içerisinde bir evet, kriz. Konformizm içerisinde bir kriz aslında. Yani belki evet, de psikolojik acılar maddi acılardan çok daha ağırdır. Evet. Yani insanlar depresyona giriyorlar. Yıllarca kendilerine gelemiyorlar. Evet. Ama burada farklı bir realiteyle karşılaşıyorlar. Yani alışık oldukları tanımlar üzerinden gitseler dünyanın en kırılgan, kesinlikle mukavemet edememesi gereken bir topluluğun dişlerine kadar silahlı bir yapı karşısında çocuğundan 7'den 70'e kadar nasıl direndiğini görünce şaşırıp kalıyor. Bunu sorguluyor. Bunlar bu gücü nereden alıyorlar? Hepsinin ağzında işte Allah lafzı celal var. La galibe illallah diyor. La yani galibe şey, Allah'tan başka galip yoktur. Evet. Hatta bize diyor şey yapmayın yani maddi yardım da istemiyor. Sadece dua edin diyor, fiili dua edin diyor evet, falan diyor yani. Yani mesela bunlar hangi kitaptan bu gücü alıyorlar diye merak edip Kur'an-ı Kerim alıp okuyanlar var. Evet. Şimdi dolayısıyla dünya yani özellikle bu ihtiyaç içerisinde olan dünyanın kırılgan toplulukları bunu merak ediyorlar. Yani bunlara bu gücü veren nedir? Yani şöyle düşünün, sizin eviniz bombalandığında ilk yapacağınız şey her şeyi alıp oradan kaçmak olur. Ama bu insanlar kaçmıyorlar. Kaçın diyorlar, bombalayacağız diyorlar, yine kaçmıyorlar. İşte bunu anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun arkasında bunların imanı var. Onlara bu imanın bahşetmiş olduğu sabır var. Yani şunu görüyorlar o zaman. Demek ki iman çok büyük bir imkanmış. Bunu keşfetmeye başlıyorlar. Evet, evet. İman varsa zaten her zaman bir imkan da vardır. Bir imkan var yani. Erbakan Hocamızın da meşhur sözüdür bu. Şimdi Serdar Hocam, tabii İslam dünyası diye bir dünya evet, var. Hep tırnak içinde İslam dünyası denir. İslam dünyasında şu oluyor, İslam dünyası böyle, İslam dünyası böyle deriz genelde. Evet. Ancak bu tür olaylarda, özellikle Gazze olayı bunu net olarak daha fazla ortaya koydu. Aslında daha önceki karikatür olayları, İslamofobik evet, olaylar, başka olaylar. Ondan önce Irak'ın işgali var, Suriye'nin yerle bir olması işte var. Evet. Hepsini de görüyoruz. Aslında böyle bir dünyanın da fiiliyatta olmadığı, gerçekte böyle bir dünyanın olmadığı, bir tavır olarak aslında ortaya çıkmadığı da görülüyor. Şimdi gözümüzün önünde 2 aydan fazla, 65 gündür orada bir katliam devam ediyor. İşte 18 bin kişi, yani 18 bin görünen aslında o tabii, yıkımların tabii, altında kaç kişi var onu bilmiyoruz tabii, daha. Yani benim 8 bin, en son gördüğüm rakam 24 bindi. Evet, daha da fazla evet.
Dolayısıyla bu gözüküyor ama hiç doğru düzgün bir tavırı yok. Yani evet. Bir Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin tavrını görüyoruz. Batı'dan vicdanlı insanların tavırları var. Yani bazı ülkelerden böyle tek tük sesler çıkıyor. İşte Katar'dan belli bir tavır görüyoruz bazı noktalarda. Neden böyle hocam? Sizce gerçekten bir İslam dünyası var mı? Yoksa Müslümanların yaşadığı bir coğrafya mı demeliyiz buna? İslam dünyası dediğimiz zaman, yani biz Batı dünyası dediğimiz şeyi kastetmiyoruz herhalde, değil mi? Evet. Yani şimdi Batı dünyası deyince biz altında belli noktalarda buluşmuş, kendi içerisinde bir düzen oluşturmuş, kendi düzenini entegre etmiş, kendi kavramlarını kendine yönelik iyi kullanan ama dışarıya yönelik kullanmayan. Bu kesinlikle coğrafik bir tanım değil. Evet. İdeolojik, aynen, paradigma zemininde bir tanımdır. Çünkü mesela Avustralya Batı dünyasının bir parçası mı değil mi? Yeni Zelanda Batı dünyasının bir parçası mı değil mi? Oysa bunlar doğunun en doğusunda. Doğunun en doğusunda ama ideolojik olarak aynı. Demek ki Batı dediğimizde spesifik bir dünya görüşüne vurgu yapıyoruz. Aynen. Yoksa coğrafya İslam dünyasında böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi hocam birincisi şu. Yani bu soruya biliyorsunuz bu manada literatür de var aslında. Evet, bir İslam dünyası buraya, fikri tartışması var yani. Buraya gelmeden önce tabii siz İslamofobiya üzerine çalışan, yazan bir hocamızsınız. Bu konuda çok emek verdiniz. Şimdi Batı kendisine muhtemel tehditleri sınırlı sayarken... Bir hadis hocasıyız ama hocam bu konularda da yazdıkça siz de yazıyorsunuz. Evet, estağfurullah. Yani çünkü vakamız bu. Vakamıza yabancı kalamayız. Hocam bazı ilahiyatçılar da eleştiriyor biliyorsunuz. Yani biraz hadisçisiniz, ne alakanız var bu işlerle falan kendi gibi. Kendi alanımızı ihmal etmeyiz. Evet. Ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bizim dünyamız. Bu acıyı yaşayan bizim insanımız. Biziz yani. Şahsen ben de öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi siz Batı'da da uzun yıllar yaşadınız. Batı kendisine var olan tehditleri analiz ederken diyor ki Çin tehdidi, Rusya tehdidi, muhtemel tehditlerden işte Hindistan diyor. İlginçtir bir de İslam diyor. Şimdi Çin dediği zaman altını çizdiği şey nedir? Bir devlet. Evet bir kültür hafızası ama bir devlet aynı zamanda. İşte Rusya bir devlet. Sınırları belli olan bir devlet. Hindistan bir devlet. Peki İslam diye bir devlet mi var? Neden? Mesela 57 tane Müslüman ülke var. Bunlardan hiçbirisini değil de İslam'ı bir tehdit unsuru olarak görüyorlar. Demek ki burada korktukları 1.8 milyar insanın tabi olduğu bu dinin potansiyeli. Evet. Bundan çekiniyorlar. Demek ki burada evet böyle bir potansiyel bir kuvve var. Olan şey aslında. Bir kuvve bu var. İki, başka ne var? Ben iki şeyin arasını ayırıyorum hocam. Bir, İslam devleti. İki, Müslüman devleti. Şimdi İslam devleti dediğimizde işte İslami kurallara göre yönetilen, anayasası İslam'a göre şekillenmiş bir müesses nizamdan bahsediyoruz. Bu anlamda böyle bir yapı görmüyoruz. Ama Müslüman devleti dediğimizde halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu devletten bahsediyoruz. Bu anlamda evet 57 tane Müslüman devleti var. Yani İslam devletinden değil Müslüman devletlerden bahsediyoruz. Fakat bize bunu sorgulatan nedir? Bize bunu sorgulatan bu Müslümanları temsil eden kurumların aciziyeti. Yani bir Arap Ligi var. Eğer kavim, ırk perspektifinden baktığınızda Filistin davasına, buradaki Arap Müslümanlara ve Hristiyan Araplara sahip çıkmaları gerekiyor. Çıkmıyorlar. Din perspektifinden baktığımızda 57 tane Müslüman ülke var. Müslüman ülke var. Yetmedi bir de Müslüman azınlıklar var. Toplumlar var. Ve sayı olarak 1.8 milyara çıkıyor. Dünyanın hiçbir topluluğu ama hiçbir topluluğu 1.8 milyar bir nüfusu yenemez hocam. Enerji kaynakları buralarda. Yani dünyanın kalbini teşkil eden coğrafyalarda mukimler. Bunlar hiç kimse yenemez. Nasıl ki hocam Haçlılar İslam alemini işgal etmeye geldiğinde Haçlılar aslında askeri olarak daha güçlü değillerdi. Haçlılar asker teçhizatı, teknolojisi açısından daha güçlü değillerdi. Batı şehirleri, Müslüman şehirlerden daha geriydi. Çok daha geriydi. Tabii. Ama medeniyeti onlar orada öğrendiler. Neden istifade ettiler? Nasıl oldu da Müslüman toprakları işgal edebildiler? Bunun
en önemli sebebi Müslümanların bir vahdet krizi içerisinde olmalarıydı. Birliklerini yitirmişlerdi. Emirler birbirleriyle savaşıyorlardı. Hatta birbirlerinin aleyhine Haçlılarla ittifaklar kuruyorlardı. Hocam Halep'in bu çok beni yaralayan bir şey. Halep'in emiri Rıdvan, Emir Rıdvan Haçlılara şirin gözükmek için Halep Ulu Camisi'ne onun kubbesine haç yaptırıyor hocam. Allah Allah. Yani çok ilginçtir bu. Ve halk bunun üzerine ayaklanıyor, indirmek zorunda kalıyor. Böyle bir zilleti aslında o dönemde yaşadık. Yani sayısal olarak, teknolojik olarak güçsüzlüğümüzden değil, biz birliğimizi yitirdiğimizden dolayı zihinsel işgali yaşamışız önce. Güçsüzüz. Dolayısıyla bize bu soruyu sorduktan bu acziyet. 57 Müslüman ülke varsa nasıl oluyor da Gazze'ye yapılan bu hayasız saldırının önüne geçemiyor? Başta söyledik, 4 tane Müslüman ülke bir araya gelse, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, İran veya 5 tane, bunu yapamazlar. Evet. İşte bu soru haklı bir sorudur. Yani böyle bir potansiyele sahip bir halkın liderleri bu halka münasip bir liderlik yapmıyor. Yani o zaman içerisinde halkla, Müslüman halkla liderler arasında bir açık uçurum var. Var, uçurum var. Evet. Yani bunu açık ve net hepsi olarak... Hepsi için söylenmese bile. Tabii açık ve net olarak görüyoruz. Bakın Endonezya'da 2 milyon insan sokaklara dökülüyor. Evet, İslam aleminin coğrafik olarak periferisinde. Fakat bu halk çıkıp iradesini açıkça ortaya koyuyor. Ve dünyanın her bir coğrafyasında insanlar... Malezya'da da oldu mu hocam öyle şey? Malezya'da da oldu ama Malezya'nın Endonezya'dan farkı şu. Şimdi Endonezya'da 250 milyon insan yaşıyor. Evet. Malezya'nın toplam nüfusu 33 milyon. Bunun bir de Müslüman olanı %65. %60-65. Evet. Dolayısıyla Malezya, Endonezya gibi büyük potansiyele sahip... Yani 20 milyon Müslüman var. Bir ülke değil, evet. Fakat şunu söyleyebilirim. Filistin davası, ben 13 yıl orada yaşadım. İnanılmaz derecede şeydir, hassas bir davadır ve Müslümanlar buna sahip çıkarlar. Hatta şunu da altını çizeyim. Hala Malezya devleti İsrail'i resmi olarak tanımaz. Yani İsrail pasaportu taşıyan bir kişi bu pasaportla Malezya'ya giremez. Bu hassasiyeti taşıyorlar. Şu anda. Evet, şu anda dahi. Pakistan'da da varmış hocam. Pakistan'da da var. Galiba, Pakistan da tanınıyor. Ben Pakistan'da da malumunuz uzun yıllar kaldım. Evet. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pakistan halkının da Filistin davasına hassasiyeti çok yüksek. Orada da milyonluk gösteriler yapılıyor. Ama onlar coğrafik olarak biraz daha uzaktalar. Kendi iç sorunları da var. Başka sıkıntılar var. Kendi iç sorunları var ve Hindistan gibi tarihi bir düşmanla karşı karşıyalar ve ilginçtir hocam. Hindistan kurulduğu zaman şeyi tanımıyordu. İsrail'i tanımıyordu Gandhi döneminde. Hatta İsrail'le diplomatik ilişkilere sahip değildi. Ama Yahudiler orayla ilişkileri geliştirdiler. Şu anda bölgede en iyi ilişkilere sahip oldukları ülke. Hatta paralı asker almak için oraya teklifte bulunulmuş. Onu rahatlıkla alabilir oradan. Yani evet. Hindistan'da böyle bir potansiyel var. Evet, evet. Zaten evet. Şey olarak da mümkün. Serdar Hocam, şimdi yine biraz şeye döneyim istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu. Gazze'den sonra hiçbir şey eski almam devam edemez dedi. Bu uluslararası kurumlar, dünyanın düzeni, dünyadaki küresel adalet, işte adaletten söz ediyor. İşte kurumlar var, Birleşmiş Milletler. Ama bence bu Gazze olayı bu kurumları daha da alt üst etti ve Cumhurbaşkanımız bundan sonra böyle devam edemeyecek dedi. Ne demek istiyor aslında yani sizce? Bu aslında bir milat mı olur? Şimdi hocam meselenin bir sosyolojik... Biraz konuştuk ama aslında biraz meselenin daha... bu anlamda bir sosyolojik boyutu var. Bir de uluslararası devletler muvazenesinde bir karşılığı var. Şimdi hiçbir devlet şu anda kendisini emniyette hissetmiyor. Evet. Hukuk hocam birinci derecede zayıfları korumak için vardır. Yani güçlüler hukuka ihtiyaç hissetmiyor. Hatta güçlüler hukuku kendilerinin elini kolunu bağlayan mekanizmalar olarak görür. Yani onlarda might is power diyor ya, güç haklıdır diyor. Might is right diyor. Güç haklıdır diyor. Benim gücüm varsa, orman kanunlarında güçlü hayvan nasıl güçsüz hayvanı tasfiye ediyorsa, ben de istediğimi tasfiye edebilirim diyor. İnsanlar
son 4-5 asırda özellikle Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu acıları tekrar tekrar yaşamamak için uluslararası savaş anlaşmaları ihdas etmişler. Cenevre anlaşmaları yapmışlar. Her 10 yılda, her diyelim ki acı bir tecrübeden sonra yeni maddeler eklemişler. Bazı maddeleri değiştirmişler. Amaç şu, savaş olsa dahi sivilleri korumak, zayıfları korumak, mabetleri korumak, hastaneleri korumak. Birleşmiş Milletler diye bir yapı kurulmuş. Şimdi bu yapılar, uluslararası bu savaş anlaşmaları güçlülerin elini kolunu bağlıyor. Güçlü diyor ki ben şunu yapacağım. Siz buna razı olmuyorsanız güçle bunu yapacağım. Güçle bunu yaptığı zaman hiçbir devlet, özellikle de zayıf devletler kendilerini emniyette hissetmiyorlar. Yani eğer kanunlar beni korumayacaksa ben güçlünün karşısında hak ve hukukumu nasıl arayacağım? Yani Filistin'in topraklarına el koyuyor. Amerika'dan, Ukrayna'dan, dünyanın dört bir tarafından Yahudi şeyleri getiriyor, işgalcileri getiriyor. Filistinliyi evinden kovuyor, buraya yerleştiriyor. Hı. Diyor ki ben yaptım, sen de bunu kabul edeceksin. Şimdi uluslararası hukukun böyle gitmesi mümkün değil, yürüyemez. Çünkü neden? Yani çok kutuplu bir dünya düzeni kuruluyor. Çok kutuplu bir dünya düzeni kurulduğu için bunlarda yeniden bir takım değişiklikler yapılmak zorunda, yapılacaktır da. Ama sosyolojik boyutuna geldiğimizde hocam, şimdi bir topu yani bir sert bir zemine, sert ve düz bir zemine ne kadar hızlı vurursanız onun tepkisi de o kadar sert olur, geriye o kadar sert bir tepkiyle döner. Bugün burada yani sosyolojik olarak bütün dünya halklarının gözünde İsrail Devleti, Siyonistler bu halkı canlı yayınlarda katliamdan geçiriyorlar. Bundan sonra Yahudiler dünyanın dört bir tarafında dün olduğu kadar rahat olmayacaklar. Evet. Ve insanlar bunun hesabını soracaklar. Yani bir kişi ben İsrailliyim, İsrail vatandaşıyım dediği zaman kendisine dikkat etmek zorunda kalacak. Bu onlar üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla evet belki bir gün bu şey bitecek ama halkların zihninde bu öyle hemen çabuk bitmeyecek yani. Evet. Tabii bir yandan ben İslam dünyası açısından şöyle de bir şeye sahibim. Bizde bir balık hafıza denen bir şey var. Bu tür şeylerin çoğunu unutuyoruz. Ama kolay kolay da silinmez sizin dediğiniz gibi. Bu bambaşka bir şey yani. Hocam şimdi şöyle bir şey de söylendi. Biz tabii bir yandan şimdi bütün bunları bir kaos var dünyada. Paradoks var aslında. Paradokstan paradigmaya, yeni bir paradigmanın kurulmasına aslında. Yeni bir adil bir düzenin kurulmasına dünyada. Yol açar mı bu? Oraya doğru mu gidiyoruz aslında? Cumhurbaşkanımız ona yine işaret etmiş önceki gün konuşmasında. Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil demiş. Evet. Önemli bir söz bence. Bunu da Dünya İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul günü 10 Aralık'ta yaptı. Çok da anlamlı bir gün o manada. Niye Amerika ile değil? Aslında bunu Batı ile değil. Bugün Batı ile kastettiğimiz de şu hocam. Siz de zaten biliyorsunuz. Evet. Yani biz Batı'yı homojen bakmıyoruz aslında. Orada bir akıl var yani. Evet. Orada bir akla yön, Batı'ya yön veren bir akıl var. Onu kastediyor. Yoksa Batı'da çok sağduyulu, insanlar var. Yani biz de oralarda bulunuyoruz. Hatta doğudaki insanlardan çok daha vicdanlı insanlar da var. Bu nasıl mümkün olur? Olur mu böyle bir şey? Yani bu buraya doğru gider mi? Hocam, yeni bir adil, küresel düzen kurulur mu? Bundan sonraki sorum da yalnız şöyle olacak Serdar Hocam. Biz bizeyiz aslında beraber de müzakere ediyoruz. Müslümanlar gerçekten dünyaya bu bahaneyle de yani yeni bir adil düzen kurulması konusunda dünyada rehberlik edebilir mi? Böyle bir projeleri var mı? Evet. Mesela Türkiye ölçeğinden gidelim. Evet. Türkiye'den hakikaten çok en önemli ses Türkiye'den çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ancak benim görebildiğim kadarıyla alt kademelerde mesela diyelim 107 tane ilahiyat fakültesi var. Yani ben ilahiyatçı, siz ilahiyatçı olduğunuza göre biz kendimize batıralım ilk önce şeyi. Hakikaten bu Gazze olayında çok da böyle dişe dokunur bir şey görmedik. Yani bir sunum, bir proje, bununla ilgili çözüm yolları, insanlığa sunulacak bir şey,
bunun sebeplerini, sonuçlarını dünyaya ne sunabiliriz diye bir şey ortaya çıkmadı. Başka yerlerden de çıkmıyor çok fazla. Bazı bireysel şeyler var. Böyle mi gerçekten? Niye böyle oluyor bu? Şimdi hocam bir düzen kurulmak zorunda. Çünkü 33 senedir düzensiz devam ediyoruz. Bu düzensizlik aslında bir kaos var aslında. Totalde dünyanın maslahatına yani değil. Kaostan kozmoza geçiş, evet, paradokstan paradigmaya geçiş tabii. Aslında. Yani biraz evet, teknik tabir ama. Bir şekilde kurulacak bu düzen. Ama şimdi diyelim ki büyük devletlerin özellikle 21. yüzyılın yeni düzeninde büyük söz sahibi olmak isteyen devletlerin hepsinin nükleer silahı var. Normalde diplomasiyle bir sorun çözülemiyorsa o zaman savaşa başvurulur. Peki neden hala büyük devletleri arasında büyük savaşlar çıkmadı? Bunun tek sebebi var. Bu devletlerin elinde nükleer silahlar var. Ve karşılıklı savaş çok büyük yıkımlar getirecektir. Yani Rusya ile bir Amerika'nın savaştığını düşünün. Çin ile Amerika'nın savaştığını düşünün. O yüzden Rusya ne yapıyor veya Amerika ne yapıyor? Böyle bir savaştan kaçınıyor, vekalet savaşları yürütüyor. Bu savaşları ya vekiller üzerinden, proxy war dediğimiz, ya da yani küçük örgütler üzerinden ya da küçük devletler üzerinden yürütülüyor bu savaşlar. Benim şahsi kanaatim şu hocam. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Aslında o savaş baştan Türkiye ile Rusya arasında planlanmıştı. Yani hatırlarsanız Türkiye Rusya'nın bir uçağını düşürdü. Uçağını düşürdü. Şey öldürüldü. Evet. Arkasından büyük bir kriz çıkartacaklardı ve buradan bir savaş zorluyorlardı Türkiye ile Rusya arasında. Arkasından işte büyükelçisini Ankara'da. Burada da tabii FETÖ'cülerin büyük bir şeyi var, rolü oluyor. Demek ki onların arkasında kim var? Evet. Amerika Birleşik Devletleri var. Açık ve net. Şimdi dolayısıyla bu savaşı Ukrayna ile Rusya arasında değil, Türkiye ile Rusya arasında planlamışlardı. Yani bu iki devlet, biri süper bir güç, nükleer silahlara sahip, biri de müstakbel rakip bir devlet. Dolayısıyla bu iki devleti savaşa sokup uzun soluklu bir savaşta iki milletin de maddi manevi enerjisini toprağa vermek istiyorlardı. Putin ve Erdoğan, bu iki lider bu savaşın önüne geçtiler, inisiyatifler alarak. Onların başka şansı kalmayınca Amerika Ukrayna'yı ileriye sürdü. Önce ne yaptılar? Bir komedyeni başkan olarak seçtirdiler. Bak dikkat edin hocam, bu da Yahudidir. Hem de Siyonist. Evet. Sonra o savaş çıkmayabilirdi. Yani sadece deseydi evet biz NATO'ya üye olmayacağız. Bunun garantisini veriyoruz deselerdi savaş çıkmayacaktı. Sonra savaşa soktular. Bak şimdi unuttular onlar. Orada acıyı çeken bunlar. Şimdi dolayısıyla Amerika niye direkt savaşıyor? Tabii oradan hareketle şunu da söylüyorlar hocam. Yani aslında bu Gazze olayında Rusya'nın da parmağı var. Rusya olabilir. Oradaki şeyi oraya şimdi Amerika'nın her şeyine devlet bir krizden kendi lehine bir şeyler üretmek ister. Devletler böyle çalışır. Fakat direkt savaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani Irak olduğu zaman Amerika direkt gidip oraya çökebiliyor. Ama Rusya gibi bir devlete karşı bunu yapamıyor. Dolayısıyla bu uzun soluklu, yıpratıcı bir vekalet savaşlarının onların da çıkarını olmadığını görebiliyoruz. İstediklerini yapabiliyorlar mı? Hayır, onu yapamıyorlar. Demek ki bir yerde uzlaşmak zorunda kalacaklar. İşte o uzlaşma zamanı geldiğinde hocam sizin planlarınız ne? Türkiye devlet olarak diyelim, tarih tecrübesini de arkasını alarak adil bir düzen kurulmasında ne tür teklifler sunacak? Bizim akademiyamız bunu çalışıyor. Hazır mıyız yani bu anlamda gerçekten? Yani ilahiyatçılar kendi perspektifinden, siyasal bilimciler kendi perspektifinden, tarihçiler kendi perspektifinden buna bir şey katıyor mu? O gün geldiğinde elimizde hazır bir şeylerin olması lazım. Ya da biz ilahiyat fakülteleri arkeolojik, nostaljik konularla biz, mı uğraşıyoruz? Biz kendi daha alanımızda fazla? Daha çok malumunuz olduğu üzere şey yapıyoruz yani. Diyelim fıkıh çalışıyorsak aslında fıkıh tarihini çalışıyoruz. Evet. Yani ben hadis de çalışıyorsak hadis tarihini çalışıyoruz. Evet. Bir türlü güncelle irtibat kurmuyoruz. Güncelle bu irtibat kurulmayınca da için hocam böyle bir şeyin sunulması zaten mümkün değil. Evet. Yani biraz da lafı aslında buraya da getirmek istiyorum. Yani biraz ilahiyatçılar olarak kendimizi de eleştirelim yani burada. Ben şeye baktım hocam.
Mesela Batı'da, Malezya'da da bulunduğu için benzerdir çalışma düzeni. İşte Hollanda'da, Almanya'da, Batı'da yani. Hocam çok güncelle bağlantılı çalışıyorlar bir defa. Spesifik konuları çalışıyorlar, spesifik uzmanlar yetiştiriyorlar. Yani diyelim Gazze ile ilgili Batı'da uzmanlar vardır yani. Gazze'nin her şeyini bilir. Ve işte diyelim İsrail ile ilgili veya ne bileyim Türkiye ile ilgili kurumlar var zaten, uzmanlar var. Yani Türkiye dediğiniz zaman direkt hemen başvuracağınız birkaç tane uzman görürsünüz, bulursunuz veya daha fazla. Ama gel gör ki Türkiye'de hocam ben Kudüs'le ilgili şeylere baktım, çalışmalara. Gerçekten bir sürü kitap var. Yani kültürü oranın, işte magazin, orayı ziyaretlerle ilgili yazılmış çok kitap var. Ama ciddi anlamda bilimsel çalışmalar maalesef çok fazla yok. Çok fazla yok. Yani. Bakın mesela Osmanlı, bir arkadaşımız var. Bizim üniversitede ders veriyor. Surra alayları üzerine çalışmış Serdar Hocam. Medine'de çalışmış, evet. Medine'deki defterlere bakmış. Osmanlı arşivindeki Surra alaylarının defterlerini incelemiş. İşte 100 yıllık periyotta, 150 yıllık periyotta. Ona sordum, şeyi sormuştum bir ara. Kudüs'le ilgili, Gazze ile ilgili, oralarla ilgili Surra var mı? Yani Kudüs'te hani Osmanlı'nın Hadimül Haremeyn, Hadimül Kıbleteyn dediği yer. Değil mi? Yani çok hürmet ettikleri bir yer. Şöyle bir rakam verdi. Mekke'ye senelik gönderilen, Mekke'ye sadece, pardon Medine'ye daha fazla galiba, Mekke'ye daha az. Mekke'ye 80 kilo altın senelik, Medine'ye 180 kilo. Dedim Kudüs'e ne kadar gidiyor? 12-13 kilo altın gönderiliyor hocam. Surre ile birlikte, yani oradaki insanlara, kabilelere dağıtılmak üzere, oranın imarına filan gönderiliyor. Böyle olaylar var. Bir de Kudüs'le ilgili çalışmalara ben baktım. Doğru düzgün elimizde hakikaten bilimsel çalışma yok Serdar Hocam. Hocam yani gerçekten yani tamam tarihi konular çalışılsın ama gerçekten günümüzde işimize yarayacak, günümüzü kuracak bir epistemoloji üretecek çalışmalara bizim ihtiyacımız yok mu? En hocam, fazla bunlara ihtiyacımız şimdi, var. Şimdi malumunuz iki akademisyen, biri tarihçi, biri başka bir alanda. Çıktılar, dediler ki Filistinliler topraklarını sattılar. Şimdi ne bekleriz? Beklerdik ki bizim akademisyenlerimiz, burayı çalışan, tarih çalışan, şey çalışan, bunun böyle olmadığını çıkıp belgelerle ortaya koyup bunları belgelere boğmasını beklerdik. Evet. Değil mi? Evet. Yapmadılar. Evet. Şimdi dolayısıyla bazıları dedi gerçi şöyle oldu, şu çalışmalar oldu. Yani çok az kişi ben gördüm işte, böyle. Benim bildiğim birkaç tane tarihçi popüler. Hakkını yememek lazım. Evet. Bazı hocalarımız çıktılar, bu konuyla ilgili beyanatlar verdiler. Ama gerek sosyal medyada gerek şeylerde bunları belgelere boğacaklardı. Şimdi şunun için söylüyorum. Yani daha dünkü tarihten bahsediyoruz. Öyle eski Yunan'dan falan eski Yunan'dan falan bahsetmiyoruz. Her yerde belgenin olduğu bir konudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim akademiyede biraz sıcak konulara dokunma noktasında bir isteksizlik var. Yani bunun birçok sebebi var. Siz de bilirsiniz ki şimdi İsrail veya Batı ülkeleri siz bir vize almaya gittiğinizde sizin işte sosyal medyadaki hesaplarınıza bakıyorlar. Ne demişsiniz, ne dememişsiniz, ne yazmışsınız bakıyorlar. Bana vize vermezler. İşte şurada gidip şu tebliği sunamam veya şurada şu projeyi alamam vesaire, bu kaygılar ön plana çıkıyor. Yani bir, kimilerinde isteksizlik var, kimilerinde böyle bir çekinge var. Önümü kapatırlar endişesi vesaire var. Hocam Malezya'da mesela ben iki kez üniversitedeyken bakanlıkla ortak proje yapmıştım. Yani eskiden İran çalışmak falan şeydi. İran'a gidilemiyordu biliyorsunuz eski Türkiye'de. Tabii tabii yani. Evet. Yani o yani alanı çalıştığınızda İran'ı çalışmak veya İran'a gitmek siz, şey sayılıyordu pasaportta. Sizin İran'a girdiğiniz için damgalı olurdunuz değil mi? Şimdi bakanlık diyor ki bana, ben bir ilahiyatçı olarak bir konu çalışacağım. Diyor sana diyor bütçe veririm, projeni desteklerim ama mümkünse git bir iki tane farklı alanlardan, disiplinlerden hoca bul, beraber yapın. İki, bana şunu göster. Ya tamam sen bu konuyu çalışıyorsun da bunun bugünle irtibatı ne? Tabii. Bunu bana göster diyor. Ben ona göre sana bütçe vereyim diyor. Kurmuyorsan sadece arkeolojik çalışma yapıyorsan diyor ki o sen istediğin çalışmayı git yap. Ama ben bunu finanse etmem diyor. Aynen.
Hatta doktora tezlerine de girmiyorlar böyle olmayınca. Yani mutlaka bir tarihi çalışmanın günümüzle irtibatını kurduruyorlar. Evet. Şimdi Serdar Hocam, biraz da İran'ı soracağım size. Onu da hatırım da. İran'la ilgili şeyleriniz var ama öncelikle şunu sorayım, ondan sonra oraya geçeyim istiyorum. ABD Temsilciler Meclisi Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir yargısını onayladı. Evet. Şimdi Siyonizmi biliyoruz. İşte Theodor Herz 1897'de Siyonist Kongre'yi topladı. Sonra İsrail'in kurulmasına yol açan bir şey var bunun. Daha öncesinde Hristiyan Siyonizm var, evanjelikler üzerinden okunan ve bu iki aslı Siyonizm tarzı birleşiyor. Bugünkü İsrail'i destekliyor. Seküler Siyonizm var, teolojik Siyonizm var. Farklı yönleri var bunun bir sürü. Geçen bir panel yaptık dijitalde, onu da tartıştık. Antisemitizm ise biraz farklı bir kavram. Antisemitizm kökeninde aslında Sami milletler, Semitik milletler karşıtlığı. Ben bir makalemde bunu ele almıştım. Yanlış kullanılan bir kavram aslında. Kesinlikle. Yani Yahudi karşıtlığı olamaz antisemitizm. Aslında Sami milletler karşıtlığı, Arap karşıtlığı da olmuş oluyor. Tabii, bu Hristiyanların ürettiği, Endülüs'te Hristiyanların aslında Yahudilere yönelik ürettiği ve Araplara yönelik ürettiği bir şey bu. Yani Hristiyanlara göre istenmeyen iki grup onlardı. Dolayısıyla öyle, ama biz bunu bugün veya biz değil de en azından Yahudiler kendine has kıldı bunu. Ve antisemitizm bugün Yahudi karşıtı olarak ele alınıyor ve çifte standartlı olarak ve çok rigid tarzda da ele alınıyor. Siyonizm, antisemitizm meselesi de bu bağlamda karşımıza çıkıyor. Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir diyor. Temsilciler Meclisi diyor bunu. Evet. Şimdi siz bunu söylediğinizde antisemitizm bir de muğlak olarak okuduğunuzda her şey onun içerisine girer. Tabii. Yani siz bir akademisyenin de görevinden alırsınız, bir gazeteciye de bunu manada yaparsınız, bir başka iş adamını da engellersiniz, her şeyi engellersiniz bu şey üzerinden. Kendi topluluklarına da tuzak kuruyorlar aslında. Evet. Yani hocam, bu bir topluluğa gerçekten deli gömleği giydirmek gibi bir şey. Evet. Yani geçenlerde Amerika'da Torah Jews denilen Torah Tevrat Yahudileri var. Bunlar Siyonizm karşıtları. 60 bin kişi civarında bu Yahudiler bir araya geldiler. İsrail'in katliamlarını telin ettiler ve Amerika'ya, Kongre'ye seslendiler. Dediler ki bizden daha fazla kim Yahudi olabilir ki? Şimdi dediler biz Siyonizme karşı çıkıyoruz diye. Antisemitik mi oldu? Yani biz nasıl Yahudi karşıtı olabiliriz ki? Bir kişi nasıl kendisinin karşıtı olabilir ki? 60 bin Yahudi toplandı, bunu orada haykırdı. Şimdi antisemitik kavramsallaştırmasına geldiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın iki çocuğu vardı. İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam. Araplar, özellikle Hazreti Resulullah İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Yahudiler de İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Ben İsrail, Yakup'un. İsrail ne demek? Yakup Aleyhisselam'ın ismi. Yakup'un çocukları demek. Şimdi nasıl oluyor da amca çocukları? Yani daha geriye gittiğimizde Nuh. Daha, Hazreti Nuh'un Sam oğlu bunlar. Yani Sam, o oğlu Sam'dan geliyor hepsi de aslında. İşte şimdi burada kavramları zorla değiştirerek, yani bir kaldıraca dönüştürerek Yahudi, yani İsrailleri dokunulmaz, İsrail'i dokunulmaz kılıyorlar. Yani nasıl olsa İsrail işte İslam aleminin kalbine saplanmış bir hançer diyor. Bizim oradaki emperyal planlarımızı yerine getiriyor. İsrail, şimdi Biden ne dedi hocam? 1972 yılında bir konuşma yapmış Biden. Eğer, o günkü meşhur sözü, eğer bugün bir İsrail devleti olmasaydı, biz yeniden bir İsrail devleti kurmak zorundaydık. 7 Ekim olaylarından sonra o sözüne gönderme yaparak dedi ki ben hala aynı yerdeyim. Eğer bir İsrail devleti olmasaydı biz kendi çıkarlarımız için burada bir İsrail devleti kurmak zorundaydık. Siyonist olmak için de Yahudi olmaya gerek yok. Yahudi olmaya gerek yok. Şimdi ne demek istiyor? Diyor ki İsrail, hocam özellikle 7 Ekim'den sonra ne kadar kırılgan ve dokunulabilir bir ülke olduğu ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla onu bir daha dokunulamaz ülke kılmak istiyorlar. Ama bence artık o şansı kaybetti. Aynen öyle. Şimdi hocam yavaş yavaş şu çevre konusunu da biraz şey yapayım. Bir iki konu üzerinde gidelim. Bu İran tabii Şiilerin tavrı çok enteresan burada.
Siz de İran üzerine çalıştınız, Şiilik üzerine esasen. Takip de ediyorsunuz bu olayı. Benim şöyle bir fikrim var. Uyuşuyor zannediyorum o konuda. Ben İsrail'le İran'ın asla birbirine düşman olmadığını son tahlilde düşünüyorum. Yani bunun tarihsel sebeplerim var. Ta M.Ö. 586 yılına Sirus Oğla'ya giden, oradaki sürgün hayatına giden, bu iki kültürün birbirine etkileştiği, etkilendiği şeklinde şeylerim var. İkincisi tabii İran'ın İslam dünyası içindeki desteklenmesi meselesi. Özellikle İran'da Şah rejiminin tekrar gündeme getirip sonra Hümeyni'nin getirilmesi aslında İslam dünyasının ortasını, ana akım İslam'ı yarmak, yapı bozumuna uğratmak için İslam dünyasına zerk edilmiş bir şey olarak görüyorum. Zaten İran'ın ve Şiilerin ötekisi Sünnilik. Ama Sünniliğin ötekisi gayrimüslimler aslında bakıldığında. Bu da bunu gözüküyor. Savaşlar da hep o yönde olmuş zaten. Sünnilerle olmuş. Dolayısıyla görünürde aslında birbirine çok hasım gibi gözüken, eğer fırsatta işte birbirimizi gebertiriz, bombalar gönderirim, şöyle olur, böyle olur diyen, proksiler vasıtasıyla bir takım şeylere girişen, Hizbullah lideri çıktı, işte gösterilerle böyle işte ortaya çıktı. Biz de savaş ilan edecek zannettik ki ben öyle düşünmüyordum. Daha fare doğurdu. Hiçbir şey olmadı. Husiler oradan bir şeyler atıp tutuyor. Husiler ki aslında Zeydiler biliyorsunuz. Sonradan Husilerin yani Zeydilerin Carudiye fırkasından sonradan ismini Aşari'ye geçtiler bunlar. Geçtiler. İran devrimi aynen sonra. Öyle. Yani Şiileştirildiler aslında öyle diyeyim. Medyada da bu manada bir bilgi kirlilikleri var Serdar Hocam. Konuşan yorumcuları görüyorum bazen böyle farklı altyapılar olmadığı için bu konularda konuşamıyorlar veya yanlış bilgi veriyorlar. O politik yönleri zayıf. Evet. Ne dersiniz hocam İran'ın bu tavırlarıyla ilgili? Şimdi hocam şu tanımınıza tabii ki katılırım. Yani ehli sünnetin ötekisi birinci derecede gayrimüslimlerdir. Yani bunun içerisinde ehli kitap da var. Diğer gayrimüslim topluluklar da var. Yani İslam zaten böyle yayılmıştır. Böyle futuhata çıkmıştır. Hep ötekisiyle karşı karşıya gelmiştir. Bunu temsil eden ehli sünnet dünyadır. İran için ise bu büyük ehli sünnet, yani daha doğrusu Şiilik, bu büyük topluluk içerisinde azınlık olarak kalmıştır. Ve kendisini hep bu çoğunluğa karşı ispat etme psikolojisiyle hareket etmiş. Yani bir azınlık psikolojisi. Ben işte tefsirde, hadiste, fıkıhta, kelamda, her alanda kendimi ötekisine karşı ispatla mükellefim. Onun için bu alanların her birinde yazdıkları her kitapta bir şekilde ehli sünnete reddiyeler vardır. Böyle bir psikolojik arka plan var. Şimdi özellikle İsmi Aşariye, bugün İran'da hakim olan Şii fırkadan bahsediyoruz. Aslında tarihsel olarak tarihte en güçlü Şii fırka değil. Tarihte daha çok İsmailiye güçlü bir fırkadır. Fatımiler. Safevilerden sonra bunlar güçlenmeye başlamışlardır. İran İslam Cumhuriyeti tırnak içerisinde 1979 yılında kurulduktan sonra da çok ciddi bir ivme kazanmıştır bu inanç topluluğu. Şimdi hocam, bu inanç topluluğunun tabii ki birinci derecede yayılmak istediği, güçlenmek istediği coğrafya ehl-i sünnet coğrafyasıdır. Zaten ehl-i sünnet coğrafyasının tam kalbinde mukimler. Nasıl burada genişleyecek? Bu insanları Şiileştirerek ve Şiileştirdikleri yerlerde yeni siyasi yapılar kurarak genişleyecektir. Şimdi 79'dan bugüne geldiğimizde şunu görüyoruz hocam. İran siyasi olarak Suriye'de şu anda çok büyük imkanlar yakalanmış durumda. Lübnan'da işte bir Hizbullah kurulmuş. Hizbullah İran'a beyatlidir ve resmi devletin askeri yapısına daha güçlü bir askeri yapıya sahiptir. Aynı şekilde Yemen'de Husiler İran'a bağlıdır. Irak'taki Şiiler önemli ölçüde İran'a bağlıdırlar. Şimdi özellikle bu coğrafyalar İsrail'in de gözünü diktiği coğrafyalar. Yani İsrail'in bir vaat edilmiş topraklar inancı var. Evet. Bu vaat edilmiş topraklar doğuda Basra Körfezi'ni ve hatta ilerisine gidiyor. Yani şeyimiz, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz daha iyi anlasılar diye bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan'ın bir kısmını, Irak. Irak'ı,
Türkiye'nin Erzurum'a kadar uzanıyor neredeyse. Evet, Erzincan'dan yani Fırat Nehri'nin başladığı yerden Toroslara kadar. Batı'da da Kıbrıs'ı geçen. Kıbrıs'ı da içerisine alan, yani Doğu Akdeniz'i, Sina Çölü'nü içine alan bir coğrafya. Şimdi özellikle... Zaten bu yüzden hocam Kıbrıs'tan yaklaşık 30-40 bin civarında Yahudi mülk almışlar. Yani, evet, plan yapıyor. Şimdi hocam İsrail, bunun içerisinde dindar Yahudiler var, bunun içerisinde Siyonist seküler Yahudiler var. Ama ortak bir noktaları var. Bu vaat edilmiş toprak hayalini gerçekleştirecekler. Peki bu coğrafya, yani İsrail'in sınırlarını genişletmek istiyorsunuz. Nereye doğru genişleteceksiniz bunu? Bunu işte Lübnan'a doğru, Ürdün'e doğru, Suriye'ye doğru, Irak'a doğru genişleteceksiniz. Bu ne demek? Bu İran'ın genişlemek istediği, nüfuzu altına almak istediği, yönetmek istediği topraklara doğru genişlemek demek. Dolayısıyla burada İsrail'le şey arasında çatışma, hakiki bir çatışma. İran arasında. Ama bu İran'ın bu çatışması Sünnilik lehine olan bir çalışma değil. Yani Sünni dünyayı düşündüğü için değil, yahut Hizbullah, Hamas'ı, Filistinleri düşündüğü için değil. Onların kendi ajandaları var. Bu ajandalara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla yeri geldiğinde vur kaç taktiğiyle hareket eder. Ama nihayetinde ikisinin de gözü aynı topraklarda olduğu için bu çatışma bir anlamda gerçek bir çatışmadır. Ama bunu bazıları şöyle düşünüyorlar. Hizbullah yahut İran en son Gazze olaylarında neden İsrail'le savaşmadı? Niye savaşsın? Yani eğer İranlıları, onların gazetelerini, düşünürlerini, yazarlarını takip ederseniz söylüyorlar bunu. Biz onlar adına niye savaşalım ki? Biz bir gün İsrail'le savaşacaksak kendi çıkarlarımız için savaşacağız. Dolayısıyla evet, burada böyle bir güç mücadelesi var. Ama bu Sünnilik lehine değil, Sünnilik aleyhine olan bir çatışma. Yani zaten geleneksel bir düşmanlığı güçlendirmek için niye savaşsın değil mi? Yani tabii. Mümkün olduğunca zayıflatmak da ister. Yani şimdi dikkat ederseniz o zaman Türkiye'deki... Zaten Türkiye'ye yönelik çatışmaları. Irak'taki medyayı geçtim. Yemen'deki, Lübnan'dakini geçtim. Türkiye'de İran'ın aparatlarına bakın. Biliyorsunuz İran Türkiye'de bir takım siyasi yapılar içerisine sızmış durumdadır. Artı bir takım siyasi akademiya, bazı STK'lara vesaire sızmış durumdadır. Bakın bu STK'lara, hatta Türkiye'den belli şeyler yapılara, alıp kuma götürme, oralara götürme, bunların bu son Gazze olaylarında hep Türkiye aleyhine, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine propaganda yapıyorlar. Yani neden bunlar mesela hele bu Filistinliler bu acıları yaşarken Türkiye ile bir ittifak noktası bulup ortak stratejiler geliştirmek yerine Türkiye'yi zayıflatmaya çalışırlar. Çünkü en nihayetinde diyor ki en az İsrail kadar Türkiye de benim rakibim. Tabii. Yani bu krizden Türkiye faydalanmamalı. Hala bu perspektiften meseleye bakıyor. Hocam meseleyi zaten şeyde net gördük. Azerbaycan'da Ermenistan'ı desteklediler. Yani. Evet. Bütün mesele Türkiye'nin orada Zengezur koridorunun açılmaması falan. Yani bazıları görmek istemiyor ama bizim için Gazze'deki bir Müslüman kardeşimiz neyse Suriye'deki bir mazlum Müslüman da odur. İkisi arasında fark yoktur. Burada İran yüz binlerin katledilmesine bilfiil ortak oldu. Suriye'de. Peki Suriye'deki gariban Müslümanla Gazze'deki gariban Müslüman arasında ne fark var? Dolayısıyla biz ikisini de telin ediyoruz. Üstelik Suriye'yi de Şiileştiriyor. Demografik yapıyı bozdu. Onu söylüyorum yani. Evet, yerleştiler. Dikkat edin burada. Evet. Yani şimdi bu Türkiye'deki İran'ın aparatları Suriye'de yapılan bu katliamların üstünü kapatıp Gazze üzerinden çıkıp Türkiye'ye saldırıyorlar. Yani biraz insaflı olmak, biraz adil olmak durumundayız yani. Hocam bu noktayı çok gündeme getirmemiz lazım. Türkiye'de maalesef yapı bozucu ve Türkiye'ye yönelik operasyonlar, teopolitik operasyonlar da diyorum ben buna. Biraz bu kavramı da geliştirmeye çalışıyorum. Oryantalistik projeksiyonlar var Türkiye üzerine. Batı'dan gelen şeyler bunlar. Yani hakikaten birebir çalışılıyor belli kesimler. Evet. Din anlayışları üzerinde. Bakıyorsunuz bir ilahiyatçı çıkıyor, bambaşka şeyler söylüyor. Kulvar değiştiriyor. İşte onu destekleyenler var. Gençleri etkiliyor. Bu bizim yapımızı bozuyor aslında. Ana akım yapımızı. Tabii. Selefi teopolitik gruplar var. Bunlar da Türkiye içerisinde operasyonlar yapıyor.
Ama üçüncüsü de işte İran ve Şii operasyonları ve bu üçünü hakikaten çok, bir dördüncüsünü belki ekleyebiliriz, spiritüalizm hocam. Spiritüel hareketler. Hı-hı. Yani bunlar üzerinden de gençlerin manevi duyguları zedeleniyor. Bu 4-5 tane var bu. Bunları mesela gerçekten bu saydıklarımızdan, bir güvenlik meselesi olarak ben görüyorum. Evet. Bu vesileyle de bunu tekrar belirtmek hocam istiyorum. Mesela bu saydıklarınızdan, yani mesela bu Şii operasyonu, yani Suriye'de ne kadar yıkıcı oldu hocam? Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela yani. Evet, ne kadar yıkıcı oldu? Evet. Türkiye için ne kadar büyük bir milli güvenlik tehdidi oluşturdu. Evet. Dolayısıyla yani birileri bu meseleleri salt mezhepler arasında fıkhi bir ihtilaf gibi görüyor. Hayır, bunun işte tavuk politik meselenin ne kadar acı gerçekleri olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii konumuz bu olmadığı için belki bir başka programda ele alınır. Mesela bu anlamda diyelim ki Yahudilerin bir Mesih beklentisi tavuk politik olarak bu yansımalara. Hristiyanların bir yeniden İsa Mesih'in geri dönmesi özellikle. Mesihler farklı ama Mesih'ler aynı. Ama unutulan bir şey var, ona dikkat çekmek için söyledim. İranlıların Mehdi beklentisi ve bu Mehdi inancıyla Yahudilerin beklediği Mesih inancı arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bence benzerlikler çok. Evet. Benim hatta öyle bir makale çalışmam var. Biraz evet, olgunlaştırmaya çalışıyorum. Takiye inancı, Mesih inancı, imamet konuları, birçok konularda benzerlikler var hocam çok. Hocam, bunun kökenleri iyi incelenmeli. Yani. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmed Necat, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Mehdi çıktı çıkacak, geldiğinde yeryüzünü adalete boğacak diye Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırıyor buna. Evet. Yani biz görmek istemiyoruz. Adam bu onun inancı. Evet. Buna göre yapılanıyor. Irak'ta Muktede Sadr bir ordu kurdu. Ordunun ismi neydi hocam? Ceyşül Mehdi. Ne demek? Mehdi'nin ordusu. Evet. Yani bugün yarın Mehdi ortaya çıkacak. Geldiğinde ordusu hazır. Hocam bizde de var bu inançlar. Rejiden ben de söylüyorum ama bizdekiler tabii mahiyet itibariyle biraz farklı. Her üç inançta mezheplerde var ama hepsininkinde farklı şeyler var. Keşke zaman olsaydı bunları konuşsaydık. Var. Yani isim benzerliği var ama mahiyet asla aynı değildir. Değil, evet. Yani Ehl-i Sünnet'teki mehdilik anlayışının özünde yani her asırda bir müceddit gelecektir. Son gelecek müceddit de belki bunlar arasında en donanımlı olan müceddit ama olacaktır. Ama sen bunu söylüyorsun Serdar hocam. Doğacak, ben de burada itiraz büyüyecek edeyim. Bazı gruplar var ki kendi liderlerini Mehdi olarak görenler var. Görenler yani var. Ama yani o hocam, da bir ayrı şey bir açısından konu söylüyorum. Mesela bize Mehdi ile ilgili haberler hadislerde geliyor. Dolayısıyla hadislerde meseleye baktığınızda öyle bir Şia'daki gibi yok, süper güçlere sahip bir varlığın gelmeyeceğini çok açık ve net olarak aynen görüyorsunuz ve bir müceddit olarak hatta soruyor tabi'in döneminde diyorlar ki yani o Mehdi şey olabilir mi? Ömer bin Abdülaziz yani ya, bir müceddit olarak görüyor çünkü. Evet. Hocam bu konuyu inşallah ileride evet, bu konu epey su kaldırır, bunu konuşuruz. Gelecekle ilgili, senaryolarla ilgili. Ama iki dakikamız falan kaldı. Ben son olarak size, tabi burada daha aslında bu İslam dünyasındaki manifesto olarak neler yapılabilir evet, konuşacaktık. Evet. Şu Hazreti Peygamber ve Tabiat diye bir kitabınız var sizin. Bu Gazze olayı bağlamında, bu tabiata bakış tabi konuşulacak bir şey değil. 20 evet, bin, evet, 24 bin insan şehit edilmiş. Ama nedir bu konuda söyleyeceğiniz? Burada şimdi, da müthiş bir çevre tahribatı var aynı zamanda tabii, ama tabii, onu konuşmuyoruz yani. Hocam çevre bizim içinde ama Batı'nın yaşadığımız bir çevre duyarlılığı var ama burada insanlar ölüyor. İşte mesele Müslümanlara, ötekisine, Batı'nın ötekisine taalluk edince ne çevrenin değeri var, ne hayvanların değeri var, ne sivillerin değeri var, ne o sivillerin seçtiği siyasi yapıların bir değeri var. Onların dışında olunca. Yani düşünebiliyor musunuz? Burada yani 24 bin kahir ekseriyeti sivillerden ve özellikle çocuk, savunmasız masum çocuklardan oluşan bir şehitler var yani. Bir siviller var. Bu sivillerle beraber orada yaşayan o kadar canlı var. Kaç gün oldu hocam bugün? Artık saymayı 65, da bıraktık. 65-66 galiba. 66 gündür sürekli küçücük bir coğrafyanın üzerine en yıkıcı bombalar atılıyor. Peki bu bombaların düştüğü yerde yani
insanların haricinde karıncalar vardır. Orada on binlerce farklı canlı türü vardır. Hepsi yok ediliyor. Yani benim şaşırdığım şu. Filan yerde bir köpeğin başına bir şey geldiğinde ayağa kalkan kesimler burada eğer mesele hayvan haklarıysa burada on binlerce farklı hayvan türü yok ediliyor. Buna karşı sesiniz çıkmıyor. O zaman bu seçme bir duyarlılık. Yani sizin duyarlılığınız size izin verilen yerlerde. Size izin verilmeyen yerlerde duyarlılık gösterme hakkınız yok. Eyvallah. Serdar Hocam, süremiz dolmuş. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok konuşulacak konu konuyu açtı. İnşallah ileride sizi tekrar konuk ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Değerli seyirciler, tabii bu konu son derece önemli bir konu. Hala konuşulmayan pek çok yönü var. Konuşmaya da devam ediyoruz. Şimdi tabii Talmud'da bir ifade var. Kuzey'in aslanları sizi parçalayacak diye. Yani Yahudilerin sözlü Tevrat'ının bir kitabı bu. Talmud önemli bir kitabı. Kuzey'in aslanlarından kasıt da Türkiye'nin olduğu, Türklerin olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla görünürde aslında İran'ın bölgesel aslında geleneksel, konvansiyonel ülkelerin, düşmanların hepsinin aslında esas hedefindeki ülke Türkiye, merkez ülke, mihver ülke diyorum o yüzden ben Türkiye'ye. İslam dünyasının baktığı yer de orası. Oradan bir medet bekliyor. Biz bu akşam tabii çözüm önerilerini çok konuşmadık. Aslında nasıl İslam dünyası yeni bir düzen, küresel düzen inşasında rol olabilir? Nasıl bir manifesto ortaya koyabilir? Akademiyamıza, ilahiyatçılarımıza, siyaset bilimcilerimize, hukuk alanında çalışanlarımıza, iktisatçılarımıza bu manada medeniyet dilimizden hareket, medeniyet perspektifimizden hareket ederek bu manifestoları ortaya koymak, insanlığa sunmak da düşer. Gazze olayı biraz da bunu bize aslında hatırlatıyor. Yeni bir dünyaya doğru giderken ülkemizden, mihver ülkeden, merkez ülkeden bu beklenti de var. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.